bir konuşmaya başlamak üzereyim. Bu konuşmaya başlamadan evvel kendimi ufak, kısaca anlatmak, tanıtmak arzusundayım. Çünkü bu konuşma 40 sene evvel olsaydı bütün Antalya beni tanırdı. Ama bugün zannederim artık Antalyalı Antalya'da %10, %20 kaldı. Onun için ben bu konuşmamın esas konusuna girmeden kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Zaten Antalya'ya bu 20-30 senedir dışarıdan çok misafirimizin gelmesi dolayısıyla da şöyle bir şiir yazmıştım, onu da bu fırsatta okuvereyim. Ey 80 senedir ekmeni yediğim, sularını içtiğim, havasını teneffüs ettiğim Antalya. Giden gitti, gelen geldi. Yabancı oldum kendi yurdumda. Yine de taşı toprağı beni tanır, insanları tanımasa da. Evet. Şimdi efendim, ben yaş 80. Geçen sene 80'di. Bu sene Mart ayında, Mart'ın 18'inde kediler dama çıkınca 81 oldu. Uzatmalar oynandı. Penaltılar da atıldı. Hakem düdüğü çalacaktı. Dur dedim, çalma Allah aşkına. Yapacak daha çok işim var bu dünyada dedim. Televizyonlarda, radyolarda, bilhassa VIP televizyonuma söz verdim. Onda bir program yapacağım. Antalya'mı anlatacağım. 10 senedir yazmış olduğum şiir kitaplarımın da yardımıyla bir geniş bir program yapacağım dedim. Anlaştık hakemle. Ve ben buradayım. Allah müsaade etti. Ben şimdi bu büyük bir programa başlamak üzereyim. Kısaca kendimi takdim edeyim. 18 Mart 1918'de kalelerinde kertenkelelerin dolaştığı, ağaçlarında cırcır böceklerin öttüğü, semalarında hacı leyleklerin uçtuğu, yeşili çok, insana az, sıcak bir memleket olan Antalya'nın Kışla Mahallesi'nde, Kemiklik semtinde, Fırıncı Temiz Kalp'in evinde, frenk yemişlerin içinde dünyaya gelmişim. O gün vapur düdüğü duyulmuş limandan, şeker getirmiş Odessa'dan. Tatlı geldi, uğurlu geldi demişler benim için. Hayırlı olacak inşallah demişler Antalya için. Kale içinde geçti çocukluğum. Yenikapı'da gençliğimi yaşadım. Meltem'de serinledim, Poyraz'da yandım, Bahçelievler'de ihtiyarladım. Ömrümün tamamını Antalya'da yaşadım. Antalya'nın ilk mimarıyım. 40 yıllık mimarlıktan sonra yaş 70'e varınca nasıl oldu bilemedim. Bir de şairlik çıktı karşıma. Ama ben yine de diyorum ki yok mimarmış, yok şairmiş, keyfe keder. Antalyalı olmam bana yeter. Aşırı derecede Antalya sevgisi beni 70'inden sonra şair etti. Takmışım kafama, bir kere atamam. Yatarım Antalya'yla, kalkarım Antalya'yla. Kiprinos'a inerim, Deliktaş'ta çimerim, 40 merdivenden düşerim gece rüyalarımda. Alisi kaptan, Osman kaptan, iskeleden bağırır uyanırım. Benim böyledir rüyalarım. Ya Deliktaş'ta çimerim, ya 40 merdivenden düşerim. Evet, bu Antalya sevgisi bana yüzlerce değil binlerce şiir yazdırdı. Bu şiirlerden böyle işte birkaç tane şimdi okuyorum. Benim bir Antalya'm vardı, portakal çiçeği kokan. Benim bir Antalyalım vardı, ene abu gari diye konuşan, birbirini tanıyan, kucaklaşan. Ne çiçek kokusu, ne agama abusu kaldı, ne birbirini tanıyan. Nerede benim Antalyalım, nerede benim Antalyam? Efendim. Antalya sevgisi şiirleri bunlar. Antalya, çok kahrını çektim ama yine de hakkım helal olsun sana. Islattın yağmurunda, kavurdun sıcağında, çok eziyet ettin bana. Yine de hakkım helal olsun sana. Kireçli sularını içirdin, ekşi portakalını yedirdin. Ene abu gari dedirttin. Gezdirdim tozlu topraklı yollarında, yine de hakkım helal olsun sana. İşte bu Antalya sevgisi bunları yazdırıyor bana. Falezlerin üzerinde bir Antalyalı, bembeyaz olmuş saçları. Bakar da bakar Akdeniz'e, bakar da bakar Toroslara, doyamaz. Bu sevgi felaket bir sevgi. 10 senedir beni yaşatan bu sevgi. Şimdi bu yazdığım şiirlerden 3 tanesini
Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Eski belediye başkanı Subaşı Antalya'nın üç köşesine koydu. Bunlardan bir tanesi Selekler Çarşısı önündeki şiirdir. O şiir de şöyle yazar. Betonlar çoğaldı. Meydanlar daraldı. Trafik aksadı. Yaşamak çok zorlaştı ama yine de güzeldir Antalya. Akdeniz'i kurutan yok. Torosları deviren yok. Falezleri götüren yok. Plajlar şimdilik ayakta. Yine de güzeldir Antalya. Bir tane daha oku. Her ne kadar çok uğraştıysak da bozmaya, yine de güzeldir Antalya. Torosların kucağında, mavi Akdeniz karşımda, Romalı bir yanımda, Selçuklu bir yanımda. Yeşiller azalsa da, betonlar çoğalsa da, trafik aksasa da, ağaçlar olmasa da yollarda, yine de güzeldir Antalya. Antalya. Dantela misali uzanıp giden karlı torosların kucağında, Akdeniz'in kıyısında uygarlıklar diyarı Antalya. Beydağ'ın karını Akdeniz'in mavisinde içerken portakal topladım bahçelerinden. Anadolu içindeyken karın kışın ben tatilimi geçirdim plajlarında Antalya'nın. Ey toprağından tarih fışkıran şelaleler diyarı Antalya. Senin mavine, senin yeşiline feda olsun bütün dünya. Sevgili seyirciler, şu an Tarık Akıltopu'nun doğduğu evdeyiz. Sayın Akıltopu, doğduğunuz evdeyiz. Şu an neler hissediyorsunuz? Şimdi, İdris'cim, yani bu iş inanılacak gibi değil vallahi. Ulan 80 sene evvel ben burada tek katlı bir evde dünyaya gelmişim. Burası şimdi koca apartman. Önümüzde koskoca Egemenlik Caddesi. Yani bunu tasavvur etmek mümkün değil canım. Ben bir sokak arasında, daracık sokakta, bir bodrum üzerinde taş kesme bir katlı bir evde dünyaya gelmişim. Bu ev Fırıncı Mehmet Temizkalp'in evi. Şimdi bu oturduğumuz dairede rahmetli Fırıncı Mehmet Temizkalp'in anası da Zühra Hanım'dı. Zühra Hanım'ın evladı Fahrettin'in evindeyiz şimdi. Ama tabii buraları yıkılmış, apartmanlar olmuş. Koskoca önünden Egemenlik, Milli Egemenlik Caddesi geçiyor. Yani onlar olmuş bitmiş de ben 80 seneki yerde, mevkide oturuyorum şimdi, haberiniz olsun. 3-4 yaşında neleri hatırlıyorsunuz? Şimdi evladım, vallahi hayret edecek şey, ben de inanmıyorum ya. O zamanki evin şeklini hatırlıyorum ya. Bir sopa üzerinde sağda solda odalar, arka tarafında bahçe. Tek katlı bir ev. Ama önünde 3-4 basamakla çıkılıyor, bir sandık var da. Oradan giriliyordu eve. Bir de hatırladığım bir anılardan birisi, 3 yaşında mıyım, 4 yaşındayım artık bilemem. Beni soğan almaya gönderdiler Bakkal Ali Efendi'ye. Ben Bakkal Ali Efendi'den soğan alınca bir alkıştır koptu. Ne oldu? Oğlan işe yaramaya başladı, adam oldu gari dediler benim için. Bunu hatırlıyorum. Sonra bu evden ben 200-300 metre ileride İstiklal Anaokulu vardı, oraya giderdik. Anaokuluna. Şimdi biraz sonra oraya gideceğiz Sayın Akıltopu. Şimdi anaokuluna nasıl giderdik? 3-4 yaşında o biçimsiz sokaklar. Yani bu mevkiyi de söyleyeyim sana. Kışla Mahallesi Kemiklik mevki burası. O sokaklardan biz 10-15 kişilik gruplar halinde, bir kadın vardı ismi Dudu Aba. O vakit ona Bevap derlerdi. Bevap ne derdi? Ne demektir? Arapça bilemiyorum. Herhalde hademe ya bakıcı filan o manaya gelecek. Elindeki 3 metre değnekle, sopayla 10-15 kişi bizi grup halinde çocuklar önüne katar. O dar sokaklardan İstiklal Anaokulu'na. İstiklal Anaokulu. Şimdi Cemal Tuvay Ortaokulu mudur nedir, biraz sonra gideceğiz ya. Ama o eski Rum binası yıkılmış, çok güzel bir binaydı. Şimdi pek de beğenmedim bir bina yapılmış. Üzüldüm görünce. Neyse, gittiğimizde görürüz. Hadi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi oğlum.
1922'de burası bodrum üzerine tek katlı taş kesme, kesme taş yapı. Rumlardan kalma çok güzel bir binaydı, sağlam bir bina, tek katlı. Ben burada anaokulunu okudum. Anaokulunun ismi İstiklal Anaokulu'ydu. Biz bu İstiklal Anaokulu'na şu 200 metre ilerideki evimizden buraya yaşlı bir Dudağba ismindeki bir kadın bizi elinde 3 metrelik değnekle 10-15 kişi çocuğu önüne katar. Bu sokaklardan böyle bu okula kadar getirirdi. Çocuklardan birisi sırayı bozarsa değneği hemen kafasına vururdu. İsmi Dudu Abay'dı. Ona Bevap diyorlardı ya, Bevap ne demek onu da bilemiyorum. Bu okulda karanfil, gül, lale isimlerinde sınıflar vardı. Klasik bir binaydı, tek katlı. Bu okulda biz öğleden sonraları beton üzerine, pardon, taş üzerine yayılmış hasırın üzerinde, serilmiş hasırın üzerinde öğleden sonra öğlen uykusuna yatardık. Bu bizim en sıkıntılı dakikalarımızdı. Hiç sevmezdik bu öğlen uykusunu. Şu saat olsa da bu uykudan bir kalksak diye böyle bakardık sağa sola. Bir de hatırımda kalan, bu okulun çok güzel bir bahçesi vardı, ileride göreceğiz şimdi. O bahçede demirlere bağlanmış 5 kişi bir yanda salıncaklar vardı. Bu salıncaklarda sallanırdık. Şimdi şu Allah'ın işine bak ki. Allah'ın işine bak. 60'lı senelerde şu okulu da ben yaptım. Faruk Tugay okulu. Faruk Tugay oğlu. Bunu da ben yaptım. Demek ki salıncakta sallandığım, 1922'de salıncakta sallandığım yere okul yapmak varmış nasipte. Bak kardeşim. Şimdi de yolculuğumuz Yenikapı'daki Mektep Sokak'ta. Tarık Akıltopu 1922 ile 1925 yılları arasında bu sokakta yaşadı. Tarık Akıltopu'ya Mektep Sokak'la ilgili anılarını soruyoruz. Bu Mektep Sokak benim hayatımda çok önemli olaylara sahne olmuş bir sokaktır. Bu Mektep Sokak'ta ben 1922 ile 25 arasında buradaydım. Şimdi bu 22 ile 25 arasında bu Mektep Sokak'ta neler oldu, neler bitti hepsini anlatacağım. Bu dar, tabii şimdi beton ya, o vakit tozlu topraklı dar. Ve şu lise binasının duvarının dibinden arık akar. Şimdi arık kalkmış. Malum Antalya'da arıksız sokak, efendim havuzsuz ev olmazdı. Ama şimdi değişti. Şimdi ben size bu Mektep Sokak'ta bütün hatıralarımız biraz ileride anlatacağım. Şimdi mi anlatayım? Biraz yürüyerek anlatalım. Şimdi evladım, şuradan arık akardı. Üstü mü kapandı? Tamamen mi kapandı bilmem. Bu daracık bir sokak işte. Mektep Sokak. Tabii tozlu topraklı yol. 5 senem burada geçti benim. Hangi yıllarda arık akardı? Efendim, daha yakın zamana kadar akardı yani. 40'lara kadar akardı. 1940'lara kadar. Yahut 50'lere kadar. Yani yeni böyle kapanmış bu. Tabii benim zamanım 1922, 23, 24, 25. İşte bu sokakta bu şiir. Ne diyor? Bazen dalar giderim 30'lu 35'li yıllara. Arabacı Arapa'nın kırbacı gelir hatırıma. Hala aklım ermez Sucu Ahmet'in bir eşekle 3 kar alışını burada oturdu. Bir de Uçlu Zeynep Hanım'ın elinden düşmeyeni o siyah çantasına. Bahriyeli Osman'ın bir bas iki kaldır Ford arabasına. Özlem duyarım tozuna toprağına. 30'lardaki Antalya'nın o basit yaşantısına. İşte bu bir özlenti. Sevgili seyirciler, şu gördüğünüz bina Tarık Akıltopu'nun 1922 ile 1924 arasında yaşadığı bina. Şimdi içeriye giriyoruz. Sayın Akıltopu, 1922 ile 1924 arasında yaşadığınız evdeyiz. Şu an neler hissediyorsunuz? O günlere ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi canım evladım, bu ev çok hatıralarla dolu olan bir ev. Bu sokak zaten baştan aşağı benim için 4-5 yaşındayken olaylarla, enteresan hatıralarla dolu olan bir bölge burası. Bu evin üst katında oturuyorduk. Altı da tabii kullanılıyor da. Üst katında bir çardak vardı, ahşap. Ahşap çardak bahçeye doğru uzanırdı. Bahçedeki erik ağaçları, kayısı ağaçları da hep böyle çardağa gelirdi. Çardağın üstünü kapatırdı.
Bir hizmetçimiz vardı ahşaba. Tellerde yürüyerek ağacın üstüne çıkardı. Hiç unutmuyorum, cambaz gibi o günler. Ve ben bu evde otururken bir zelzele oldu. Bilmiyorum onu tabii şeyler, ilim adamları tespit etmiştir. 1923 müydü? Öyle olabilir. Ben yukarıda kaldım, inemedim. Herkes aşağıya kaçtı. Ben yukarıda zangır 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 titredi. Bereket ev ahşap, bir şey olmadı. Şimdi ben bu evde otururken şu gördüğümüz, tabii şimdi beton olmuş ya, tozlu topraklı caddede çelik çamak oynuyordum arkadaşlarla, yalın ayak tabii. Ne yapılır o zaman da sokakta? Çember çevirilir, çelik çamak oynanır. Çelik çamak oynarken bir ara iki tane jandarma eri atlı, ayakları çizmeli, başları kalpaklı, rap 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 sokakta geldiler. Jandarma kumandanının evi de bu evin karşısında, Rumlardan kalma kesme taş yapı bir bina. Şimdi yıkmışlar. Uzun seneler lisenin pansiyon binası vazifesini görmüştü. Şu anda Antalya Lisesi'nin bahçesi. Bahçesi şimdi. Antalya Lisesi'nin bahçesi, yıkılmış bina demek ki. Köşedeydi. Güzel bir binaydı. Ondan sonra şimdi ben size bu olayı, bu jandarmaların buraya böyle rap rap gelişini şiirimle okuyayım. Enstantane şiiri. Buyurun efendim. Sene 923 Antalya'da, lisenin yanındaki mektep sokakta, Arap Fatma Hanım'ın evinde, karşımızda taş binada Osman Paşa, jandarma kumandanı, Mükerrem Saloğlu'nun babası. İki jandarma atlı, ayakları çizmeli, başları kalpaklı, evin önünde durdu, heybelerden kanlar aktı. Çubukla soygun yapan iki eşkıya kafası, kafaları gördü kumandan, dört nala gitti, ayakları çizmeli, başları kalpaklı, iki jandarma eri atlı. Şimdi o olayı o gün gözümün önünde, jandarmalar ellerini torbalara, heybelere sokup da saçlarından iki telle çıkarınca kanlı, kumandanın kapısını çaldılar. Kumandan da onu gördü kapıda. Sonra terbiyeye koydular. Neymiş bu dedik. Çubuk bağızında eşkıyalık yapan eşkıya, iki tane eşkıyanın kafası. Demek o zaman öyle adet var, kumandana gösteriyorlar kelleleri, kafaları. Tarık Akıltopu 1923 yılının ilginç olaylarını anlatırken bu arada sormadan edemiyoruz. Birinci Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlandı? Evet. Yine bu sokakta bizim oturduğumuz bu Arap Atman'ın evinin karşısında bu köşede Rumlardan kalma iki katlı kesme taş yapı bina, muntazam bir bina, güzel bir bina. Binada jandarma kumandanı, Antalya jandarma kumandanı Osman Nuri Paşa oturuyordu. Biliyoruz Osman Nuri Paşa'nın oğlu da Mükerrem Sarol. İşte o Demokrat Parti'nin Sağlık Bakanı. Biz burada çelik çamak oynuyoruz. Bir gün baktım Mükerrem Sarol da benden 3-5 yaş büyük. Bir gün geldi benim yanıma, bir de adam geldi. Metre üzeri, metre ellerinde ölçtüler, biçtiler, Allah Allah. Ne oluyor ya o dedim ben. Dediler ki 3 gün sonra Antalya'da 1. Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Seni o bayrama iştirak ettireceğiz, hazırlıyoruz, asker elbisesi dikeceğiz dediler. Allah Allah, iyi. Hakikaten 3 gün sonra geldiler. Ben 6 yaşındayım. Asker elbisesini giydirdiler. Osman Nuri Paşa'nın bir kızı vardı, İjlal. Ona da beyaz surk kızı elbisesi giydirmişler. Bu önemlidir. Efendim, çıktık bu sokaktan. Yine tozlu topraklı, sağında solundan çaylar akar Yeni Kapı Caddesi'ne. Ana, orada baktık ki bir fayton arabası. Mersin dalları, krapon kağıtları, Türk bayraklarına süslü. İclal'le, surk kızı İclal'le, ben de asker kıyafetli. Fayton arabasına bindik. Önümüzde askeri bando, arkamızda süvariler. Biz Yeni Kapı Caddesi'nden geçiyoruz. Arabada geçerken şu marşı söylüyoruz. Selam sana ey şan dolu bayrağım, Sakarya'da kurtuldu al sancağım. Dünyalara bedeldir mah cemali, Allah'ıma emanettim kemali diye bağıra bağıra. Böyle geçiyoruz. Yolun sağında solunda şey, kale tarafında değil de evlerin tarafında, çayın kenarında fesli erkekler, çarşaflı kadınlar, nasıl biliyor musun? Şak şak şak, alkış, yıkılıyor ortalık.
Millette daha kuvvayı milliye ruhu var. Millet kendini sanki harpte zannediyor o zamanlar. O alkış tufan karşısındaki yıkılmamış o zamanlar. Kalelere çarpıp aksediyor. Bir dehşetli bir manzara. O günleri hatırlar gibi oluyorum da gözlerim yaşamıyor. Ne günlerdi o günler? Birinci Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayışımız. Ondan sonra yavrum, biz bu Arap patlarımın evinden şimdi gideceğiz. Yine Kesriye muhaciri, İbrahim Şeytan senin evine. Hadi bakalım. Sayın Tarık Akıltopu, 1924 yılında Arap Fatma'nın evinden şu gördüğümüz... Şeytança İbrahim Bey'in, Kesriye muhaciri, Şeytança İbrahim Bey'in bu evine iki katlı taş yapı muntazam bir binaydı, iki katlı. Bu eve taşındık. Şeytança İbrahim Bey'in, Kesriye muhaciri. Bu evle ilgili anılarınız neler? Şimdi bu evde otururken biz o zamanlar Antalya'da her evde ipek böceği beslenirdi. Biz de bu evin üst katında odanın birini ahşap ranzalar yaptık. Bu ranzaların üstüne dut ağacı, dut yapraklarını serdik. İpek böcekçiliği mektebinden şeyi aldık, ipek böcek kutusunu. Ve burada ipek böceği besledik bu evde, odanın birinde. Bu beslediğimiz ipek böcekleri dut yapraklarının üzerinden bir gün bir baktık ki bir koza göründü. O ilk koza göründüğü vakit, o vakitler şöyle diyorlar. Böcek nişan verdi dediler, nişan verdi. Ha, ilk o. Onun üzerine kozalar çoğaldı. Biz bu kozaları topladık. O zaman herkes yapıyor bunu. Yani evde bir ailenin geçimine bir gelir sağlıyor. Bu kozaları topladık. Şurada ileride Zerdallik denilen bir yer vardır Antalya'da. Kozaklı kahve vardır orada. Abu Zeleb Hamit Efendi isminde bir adam vardı. Orada bahçede adam toprak kuyular içerisinde bu kozaları kaynatıyor, iplik çekiyordu. Üstünde de çıkrık vardı. Herkes bu kozaları toplayıp o Hamid Efendi'ye satıyordu. Sevgili seyirciler, 1925'te Antalya nasıldı? Onu soralım Sayın Tarık Akıltopu'ya. Evet, Sayın Tarık Akıltopu. 1925'te Antalya nasıldı? Efendim, 1925'te Antalya. Şimdi düşünüyorum da. Yani bugünkünle kıyaslamak mümkün değil. Öyle bir sessiz, sedasız, küçük, kendi halinde, caddeleri, sokakları bomboş, sıcaktan yanan, ağaçlarda cırcır böcekleri, kalelerde kertenkele sesleri, böyle bir sessiz, soluksuz bir memleketti. Yollarda odun yüklü develer, buğday yüklü eşekler görünür ara sıra. Tabii su taşıyan sakalar geçer. O zamanlar Antalya'da tabii elektrik yok ya, ahşap direklerde fenerler. Gece ziyaretleri, kadınlar komşularına giderken ellerindeki fenerleri sallaya sallaya o gidişleri. Erkeklerin yaşantısı kış aylarında kahvelerde tombala, meddah seyrederler. Şimdi ben o günkü Antalya'nın görüntüsünü, yaşantısını bir şiirime döktüm. 1930'larda Antalya, onu okuverem. 1930'larda Ağustos aylarında ıssız, sıcak bir memleketti Antalya. Ahalisinin çoğu yaylalarda o yaz aylarında, tozlu topraklı yollarında o günlerde görülen manzara, bazen buğday yüklü develer, bazen su taşıyan eşekler, ağaçlarda cırcır öden böcekler, kalelerde soluyan kertenkeleler, havalarda uçuşan hacı leylekler, evlerimizde saz çalan sivrisinekler, yollarda mezarlıklar, tek tük görülen insanlar, dükkanlarda uyuyan esnaflar. Ayda bir duyulan vapur düdüğü sesi, kahvelerden gelen gramofonun sesi, o tarihte Antalya'nın tek eğlencesi. Antalya'nın görüntüsü bu. 1925'lerin Antalya'sına doyum olmuyor. 1925'lere ait bir şiir daha okur musunuz? Hey gidi dünya hey!
Düşünüyorum da maziyi, 25'li 30'lu seneleri, bazen ahşap direklerdeki gaz lambaları altında, bazen fenerler ellerimizde sallaya sallaya karanlık sokaklarda komşu ziyaretlerini, bazen de sokaklarda gaz lambası ışığı altında ders çalıştığımız günleri. Hey gidi kahpe dünya, hey! Neredeydi, nerelere geldi? Çocuklar evinde ışık olmadığı için sokaklarda, ahşap direklerde gaz lambaları, fenerler sallanırdı. Onun altında ders çalışılırdı. Sayın Akıltopu, Antalya'nın çarşısı nasıldı? Antalya'nın çarşısı, şimdiki dönerciler çarşısı dediğimiz o zaman basit dükkanlardan bir teşekkil, Kayaplar Çarşısı. İsmi Kayaplar Çarşısı. Bu Kayaplar Çarşısı'nda sebzeler, meyveler, bir şeyler satılır. Herkes de oradan alırdı. Orası da yetiyordu demek Antalya'ya. Ha ne dedik? Portakal ekşiydi Antalya'nın portakalı. Antalya'nın portakalını çürütürler, bahçelerde gübre olurdu. Ne yenirdi Antalya'da? Bak şimdi o zaman şeker kamış. Bir de tatlı limon vardı. Limonun tatlısı olur mu? Vardı işte limon, tatlı limon. Bir de Mersin dediğimiz böyle siyah siyah bir şeyler vardı. Onlardan geldik. Portakal. Çakırlardan gelirdi küçük portakal. O lezzetli bir portakaldı. Alanya'dan üçlü dilimli çizgili portakal da pek gelmezdi. Hele muzu hiç bilmezdik. Bahçelerde muz olurdu da ona eşek muzu derlerdi. Yani doğru dürüst meyve vermezdi. Alanya'dan da doğru dürüst yol yok. Köprüler yok, çaylardan geçilmiyor. Alanya'nın muzundan haberimiz yok. Finike'nin portakalı. İsmi var, kendi yok. Finike'nin portakalı meşhur. O ne derler, şey portakalı. Ben çok daha üstün, şu meşhur. Ancak Finike portakalı İstanbul geldi, Antalya'ya hiç gelmez. Sonradan sonraya işte Washington portakalı. Washington portakalı kaç paraydı Finike'nin yanında. Sonra Narenciye istasyonları kuruldu. 1930'larda, 32'lerde. Narenciye istasyonunu Şevket Bey isminde Türkmenistanlı bir ziraat mühendisi kurdu. Bir bina yaptı oraya. İstasyon orada başladı, 30'larda, 32'lerde. Ondan 3-5 sene sonra da onun yanına vakıflar bahçesi kuruldu. Ve Narenciye istasyonu kurulunca artık kaliteli böyle narenciye yetiştirme, portakal yetiştirme şeyi başladı Antalya'da. Yoksa o zamana kadar Antalya'da portakalın ismi var, kendi yok, kimse yemez. Sayın Akıltopu, o senelerde ekmeklerden bahseder misiniz? Şimdi evladım, 1930'larda şöyle düşünüyorum da, fırından filan ekmek almıyorduk biz. Eşeklerin iki yanında kara iki köfe, köfelerin içerisinde ekmekler. Bu eşekler mahallelerde dolaşırlar. Her evin kapısını çalar. Ev sahibi gelir, kaç ekmek alacak sanır ama para ödemezdi. Çünkü bir çetele diye bir adet vardı o zaman. Hayıt ağacından yapılmış bir değnek parçası. Bu değnek parçası ikiye bölünmüş. Bir tarafı, bir tane bir parçası ekmekçiden, bir parçası ev sahibinden. Onu yan yana getirir, bir bıçakla şöyle bir çentik yapar. Yani bir tane ekmek almış demektir o. Oraya kaydolmuş demektir. Çetele bittiğinde sayılır kaç çizgi var. O vakit toptan alınan ekmeğin parası ödenirdi. O zamanlar Antalya'da ekmek de iki cinsi. Belki şimdi de var ama pek o kadar şey değil. Has ekmek derlerdi, bir de harcı ekmek derlerdi. Has ekmek şimdiki bu iyi, ondan yapılmış olan ekmek. Bir de kepek unundan yapılmış kara ekmek vardı. Zannedersem aralarında bir kuruş fark vardı. Biri iki kuruşsa, öbürü üç kuruştu. Böyle farklıydı. O zamanlar bu harcı ekmeğine, şimdi harcı ekmeği dediğimiz bu esmer ekmeği, hastalar yiyor sağlık bakımından. O zamanlar öyle sağlık meyveli değil de ucuz olduğu için kara ekmek yenirdi. Şimdi ucuz oldu. Şimdi belki de kara ekmek beyazından daha mı pahalı bilmem. Sayın Akıltopu,
1925 yılında evet. kale içindeki Demir Ağa'nın evine taşındınız. Evet. O döneme ait fotoğraflar bunlar. Evet. evet. Ekranda da sevgili seyircilerimiz görecekler. O döneme ait neler söylemek istersiniz? İlk mektep yıllarınıza ait evet. hatıralarınız neler? Şimdi yavrum, biz İbrahim Efendi'nin evinden sonra, Şeytanca İbrahim Efendi'nin evinden sonra Adrianus kapısından 50 metre içeride Hesaplı Sokak'ta şu Demir Ağa'nın evine taşındık. İlk mektep yıllarım bu Demir Ağa'nın evinde geçti. Ve ilk mektebe nerede gittim biliyor musun? Bu evden 200 metre, 100 metre ileride Paşa Camisi'nin arkasında şimdi. Onu da görebilirdik yani fotoğrafını. Paşa Camisi'nin arkasında bundan değil. Efendim. Mader Vatan. Mader Vatan. Mader Vatan. Okulunda. Dur. Evet. Evet, dur. Ne diyor? Mader Vatan ilk mektebinde. Karaoğlu Parkı'nda kır gezisi. Şu hatırımda kalmış bak. Şu ben. Şu Ferdane Hoca Hanım. Şu Sermet Bey baş öğretmen. Şu gördüğün yabani Karaoğlu Parkı. Hiç daha insan eli değmemiş. Bu resim 1925. 26'da olabilir belki. Uçurtmalar da çocukların elinde. Şu ben. O döneme ait ne söylemek istersiniz? Şimdi, o zamanlar evladım, iki sene biz Arap harflerine tahsil ettik bu okulda. Üçüncü sınıfa geçtiğimizde yeni Türkçe çıktı bu okulda. Bu okul şimdiki Paşa Camisi'nin arkasında nedir şimdi? Atatürk İlkokulu mudur nedir bilmiyorum öyle bir şey. Ha, bu o zamanlar Mader Vatan'dı ama biz buradayken oraya geldiğimizde İsmet Paşa Okulu oldu. İsmet Paşa Okulu oldu. Ben İsmet Paşa Okulu'nda okurken bu okul 4. sınıfa kadardı. 5. sınıfı yoktu. Şu öğretmen bizi aldı, seçti. Beraber kale içindeki Ambarlı İlkokulu'na beraber gittik. Ambarlı İlkokulu şimdi Atatürk Ortaokulu mudur nedir kale içinde. Biz Ambarlı İlkokulu'na gittiğimizde Ambarlı İlkokulu'nun ismi de değişti. Gazi Kız Okulu. Kız okulu oldu. Kız ilk mektebi oldu. Kız ilk mektebi oluşunun sebebi de talebelerin %90'ı kız. Zaten şimdi resimlerde göreceksiniz. Göreceksiniz bak şimdi. Erkek bulmak mesela. Heh, al işte sana bak. Al bak. Şuraya bak. Burası Ambarlı İlkokulu. Benim okuduğum sırada Gazi Kız. Şuraya bakın hep kız. Şurada ben. Bir de meşhur romancı Seyda. Öldü. İşte ben Seyda. Birkaç kişi fazla erkek yok. Şimdi evladım bu bizim enteresan bir fotoğraf. Tarihi bir fotoğraf bu. Bu da 5. sınıfın son 5. sınıf. İlk mektebin 5. sınıfında. Bunu ben tam kestiremiyorum. Acaba diyor. Bunun karşısında Halk Partisi binası var ya yani şimdiki belediye binası. Acaba Halk Partisi'nin binasının temel atması mıydı? Bunun tam karşısında da Antalya'nın meşhur Vatan Kıraathanesi var. Bu şimdi neresi biliyor musunuz? Tatlı Ses şeyi var. Lokanta mıdır nedir? İbrahim Tatlı Ses lahmacunun önündeki bahçe bu. O zamanlar salaş bir kahve vardı. Burada kahvenin önünde böyle bir boşluk vardı. Bu boşlukta ben Tahkı Zafer'in üzerinde. Ben yanında Nuri Nisa isminde. Kız, Nuri Nisa şu. Nuri Nisa aşağıda yavrum.
şu gördüğün belediye başkanı, Antalya'nın meşhur belediye başkanı, kaleleri yıkan Hüsnü Karakaş. Saat Kulesi'nin önündeki caddeyi genişletip bugün kale kapısını meydana çıkaran adam. Buna kale kapısındaki, Saat Kulesi'nin önündeki caddeyi genişlettiği vakit bütün esnaf karşı çıktı. Ulen dediler, bu Hüsnü Karakaş buraya tayyara mı indirecek yahu dediler. Hüsnü Karakaş'ın boynuzları mı sığmadı bu caddeyi böyle genişletiyor dediler. Yani insanlar ne kadar geri görüşlü oluyor bakın. Bunlar ibret alınacak olaylar. Şu gördüğün şurada kabak kafalı adam, Antalya valisi Abidin Özmen. Abidin Özmen. Atatürk geldiği vakit, bu senelerde geldi zaten Atatürk. 32. Bu adam Atatürk'e okullar hakkında öyle bir bilgi vermiş ki Atatürk şaşırmış kalmış, bunu Milli Eğitim Bakanı yaptı. Abidin Özmen'i, kabak kafalı, şişman. Abidin Özmen'i Milli Eğitim Bakanı yaptı. Bizim Hüsnü Karakaş, o günün şeylerini anlatayım size, enteresan. Bizim Hüsnü Karakaş, Atatürk'e dedi ki, paşam, şu gavurun kalelerini yıktım dedi. Memleket hava alsın, nefes alsın diye dedi. O sırada da karşısına birkaç tane bina yapılmış yeni. Atatürk buna dedi ki, bu kaleleri yıktın da dedi, bu kaleleri neye yaptın dedi, yenilerini. Tarihi bir olaydır. Hüsnü Karakaş'a, Hüsnü Karakaş övünerek Atatürk'e, Roma'nın kalelerini yıktım, memleket hava olsun paşam dedi. Atatürk de o kaleleri yıktın ama bu kaleleri neye yaptın dedi, yeni yapılan binaları gösterdi. Şimdi de Tarık Akıltopu'nun yaşadığı 5. evdeyiz. Bakalım bu evde de ne tür ilginç olaylar yaşamış. Şimdi çocuklar, biz kira evinden kira evine giderken, babam Antalya'nın mal müdürü ya, Antalya'da Kesriye'den, Kastoriye'den, yani Selanemli kasabası Kesriye'den muhacirler geldi ya, Rumlar gitti, muhacirler geldi ya, muhacirlere tabii iskan, evler dağıtıldı hep oradaki evlerine karşı. Ayağı, kolu tutmayan, topal, eli bastonlu Hüseyin Efendi diye bir adam, soyadı Çenko. Hüseyin Çenko Bey'in evi. Ona da bu ev düşmüş. Rumeli'den gelmiş, ona da bu diye. Kimsesi yok adamın. Baban da o zamanın tanınmış, dürüst dil adamlarından. Dedim ya, camiye giderdi. Bu düşünmüşler muhacir şey arkadaşlar, ahbaplar aralarında. Yahu demişler, bu Çenko Bey'i, bu Hamdi Bey yanına alsın, baksın. Adamı, adam yaşlı. Bu evde Hamdi Bey'e kalsın. Babam Hamdi Bey. Abdülhamit ya, Hamdi yazıyor. Abdülhamit yasaklamış, Abdülhamit. Bu ev bizim Rumeli muhacirlerinden, Kesriye muhacirlerinden Hüseyin Çenko Bey'in evi. Hüseyin Çenko Bey'e biz ölünceye kadar bu evde baktık, bir oda verdik. Artık babam para verdi mi vermedi mi onu bilemiyorum. Şeylik yapmayayım. Bu ev bize kaldı. Şimdi bu ev, tabii bugünkü tarihi güzel durumunu kaybetti maalesef. Bunlar yıkıldı. Şimdi lisenin yanında Gençmen Konfeksiyon. Tabii bu güzellik yok şimdi hiç. Gençmen Konfeksiyon olarak kiraya vermiş durumdayız. Biz de merak edip yaşadığı 5. evinin son durumu nedir öğrenmek istedik. Gördük ki yaşadığı 5. evi şimdi iş yeri. Tarık Akıltopu ile yolculuğumuz devam ediyor. 1925'lerin, 1930'ların iskelesi nasılmış, hep birlikte izliyoruz. Sayın Tarık Akıltopu, 1925-30'larda iskele nasıldı? Gelelim iskeleye. Şimdi evladım, şu iskelenin tarihçesinden bahsedeyim ben. Şu gördüğünüz liman var ya, şu gördüğünüz, işte burası Antalya'nın çekirdeği. Bergama kralı Attalos'un korsanları, eskiyaları gelip burayı bulunca, ah demişler, işte cenneti bulduk. Ve buraya çıkmışlar. Antalya burada başladı. Sonra tabii gemicilik ve ticaret burada. Sonradan, burası tabii küçük bir yer, ne yaptılar? Yukarıya şube açtılar. Şube neresi? Kale kapısı. Sonra ne yaptılar? Şu müsait yerde
yerleşim bölgesini tesis ettiler. Nedir o? Kale içi. İşte Antalya'nın çekirdeği, işte Antalya'nın tarihi burası. Şimdi oğlum, o zamanın iskelesi. İşte, al yavrum. İşte evladım, bak bakalım. Şimdiki iskeleye benziyor mu? İşte Antalya'nın iskelesi. Kayıklar, mavunalar, şu gördüğüm bina. Karantina binası. Şu yukarıdaki binalar kale kapısının, kale içinin meşhur İsmet Hanım'ın binası, Akların binası, Misisler ile Ahmet Efendi'nin şu 40 merdivenin yanındaki. Şimdi Turban buraları restore etti bu binaları. Yıkılmıştı çünkü bunlar çok haraptı. Şimdi bak iskele işte. 1925'teki iskele. Ver bir tane daha göstereyim. Tut. Arkadakiler ver. Arkadaki. Ha. Bak şimdi. Bak yavrum. İskele dediğim bomboş işte. Antalya Limanı. Burada gemiler girmiyor buraya. Limandan 3-500 metre ileride böyle. Bu gemiler buralarda demir atıyor. Ta ilerlerde bak. Nerede? Bak şurada. Te ileride. Bak bak. İleride. Oradan buraya gemiden mal indirileceğinde yahut gemiye mal gönderileceğine mavunalar. Mavuna yük taşıyan kayıklar büyük. Mavunalar gelir gider gelir gider gemiye yük götürür. Antalya'dan gemiye ne giderdi o zamanlar? Un giderdi, un. Çuvallarda. Ondan sonra o zamanlar narenciye yoktu. Hayret ediyorum aklımda şimdi. Çam kabukları giderdi. Neye giderdi bilmem. Palamutlar giderdi. Sonradan, aradan bir zaman sonra Giritli bir Süleyman Kaçaroğlu vardı. Şimdi çocukları var, torunları var. Süleyman Kaçar Ali Giritli. O da hayvan ticareti yapardı. Kocabaş hayvan ihraç ederdi. Şu gördüğümüz, şimdi biraz sonra göreceğiz. Şu küçücük iskele, o dar sokaklar. Öküzler, mandalar, hayvanlarla böyle birbirine girer geçemezdi insan. Şu gördüğümüz otopark, şu gördüğümüz otopark, İtalyanların yapmış olduğu un fabrikası. Akların un fabrikası. Büyük bir binaydı. Yakın bir zamana kadar duruyordu. Çatısı yandı. Uzun zaman kullanılmadı. Sonra da yıkıldı. Otopark oldu. Bu fabrikayı yukarıdan düdenden gelen, şarampoldan geçen kanlı çay, efendim, Kışla Mahallesi'nin içinden geçer. Şuradaki askeri garnizonun içinden geçer. Bir de şurada Karikatür Sokağı'nın içerisinden geçerip burada dökülürdü. Şeye, fabrikanın türbinlerine dökülür, fabrikayı çalıştırırdı. O fabrikayı çalıştırdıktan sonra buradan, şu yolun altından buradan denize akardı. Şuraya denize akardı. Şu gördüğün Kulüp 29, uzun seneden Antalya'ya büyük hizmet etmiş, salaş üstü çatılı bir depoydu. Gazhane deposu, gazhane. Buraya Rusya'dan, Karadeniz'den, Sivastopol'dan, Odessa'dan gaz gelirdi. Gaz, gaz ya. Gaz tenekeler içinde gelirdi. O zamanlar tenekelerin üzerinde kabartmalı orak çekiş resimleri vardı. Buraya yığılır, depo edilir. İhtiyacı olanlar buradan alırdı. Osmanlılardan kalma gümrük binasının yeri. Gümrük binası dikdörtgen şeklinde, ortası avlulu bir binaydı. Taş bir bina. Üstünde bir katı vardı. Alttaki taş depolar, depo. Üstte yazıhaneler vardı. Üst kata ahşap merdivenle çıkılır. O kare biçimindeki avlunun etrafı böyle koridor gibi ahşap, oralardan odalara girilirdi. 1925'lerde iskeleye ayda bir vapur gelirdi. Vapur iskeleye hayat verirdi. Şimdi sırada vapurla ilgili bir şiirimiz var. Sene 1925-30'larda duman göründü Adrasan'da.
Ayda bir vapur geliyor o zamanlar Antalya'ya. Haber verin Topal'a sana. Vapurun geldiğini duyursun Antalya halkına. Yolcular hazır olsun. Mavunalar yanaşsın rıhtıma. Uyandırın hamalbaşı Sülü'yü. Hamalları toplasın iş başına. Tembih edin Ali'si kaptana. Çok bağırmasın, atlasın mavunasına. Vapur geliyor, vapur. İsmi Anaparta. Bugün bayram var Antalya'da. Hazırlıklar tamamlansın. Hamallar mallar alesta. Mavunalar avara, kayıklar siya siya. Büyük bir faaliyet var ortalıkta. Vapur iyice yanaştı. Limana yol verin gitsin karantina. Ağustos'un sıcağında kertenkeleler soluyor kale duvarlarında. Böyleydi hayat, böyleydi manzara. 925'lerde, 30'larda, bugünkü yat limanında. İşte 25'lerde şu yat limanı dediğimiz Antalya'nın o eski iskelesinde böyle bir vapur geldiğinde böyle bir durum vardı. Vapur ta Adresan'da dumanı görünürdü. Şurada yüksek bir bina vardır, hala var. O liman dairesidir. Liman dairesinin üstüne çıkarlar, oradan bakarlar dürbünle. Duman görünüyor mu, görünmüyor mu? Duman görününce haber verir kale kapısında Topal Hasan'a. Topal Hasan devenin üstünde, elinde değneğinle bağırır. Ey ahali, duman göründü Adresan'da, yolcular hazır olsun. Böyle. İşte 25'lerde Antalya böyle, iskele böyle. Sayın Akıltopu, 1925'lerde Antalyalı su ihtiyacını nasıl karşılıyordu? Çocuklar, Antalyalı baştan aşağı suyunu şuradaki mikroplu suydan içerdi. Burada böyle açıktan akan bir su vardı ve tabakhane dediğimiz yer vardı bir de. Pis de kokardı. O tabakhanenin biraz ilerisinde, şimdi var yine oradalar. Bir çeşme gibi bir yer var, kalın kalın demir borulardan sular akar. Sakalar, orak çekişli tenekelerine suları burada doldurur. Eşeklerin iki bir yanına, iki bir yanına koyar. Buradan yokuştan çıkarak Antalya'ya, mahallelere satardı. Sakalar. Antalya'nın başka suyu yoktu. Bu su da kireci yüksek. Basili, mikrobu çok olan gayet kötü bir suydu. Ama işte demin dedim ya, Allah dağına göre kar yağar. Bereket bu kireçli suya karşı. Antalya'nın da portakallı limonu eksisi vardı. O kireçler eritiyordu. Yoksa Antalya'nın hepsi taş olacaktı. Burada Rum kahvesi vardı Papel'in. Soğuk zemeride Rumlar denize haç atarlar. Rum delikanlıları bu haçı o soğuk havada çıkarana madalya verilirdi. Ödül verilirdi Rumların zamanında. Burada kahve vardı. Bu Rumların kahvesi, Papel'in bilmem neyin isimleri var ya, şimdi hatırımda değil kahveleri. Burada yapılırdı bu iş. Burada kahve vardı. Sanırım ki 52-53 senelerinde olacak. Bu caminin altında biliyorsunuz havuz var, su var. Bu su akıyor. Bu su oya oya şuradaki karşıdaki ayağa oymuş, tehlikeli bir durum meydana geldi. Göçebilir. Onun üzerine ben buraya geldim. Suyu bir yerden kestik, yavaşlattık ve beton şırınga ettim temele. Temele beton döktüm. Şimdi böylece kurtuldu. Bu buranın iskelenin bu çok sevimli rahmetli babacığımın da camisidir. Burada uzun seneler ticaret yaptı ya. Bu iskele camisi derler. Buraları benim bildiğim, bu gördüğünüz yerler çakıl taşlarından müteşekkil kumsaldı. Kumluk, kumluk burası. Buraya kumluk derler. Çocukların Antalya sahillerinde çimdiği yerlerden Deliktaş, Kiprinos, Yeni Dünya, Mermerli, Kumluk, bu çimme yerleri. Ama görüyorum ki kum mum kalmamış. Burada mavunalar hep burada olurdu, bütün mavunalar. Arızası olan mavunaları bu kumun üzerine çekerler, tamiratı burada yaparlardı.
Biz de buraya gelir mavunaların içerisine çamaşırlarımızı koyardık. Donsuz kumsalda çimerdik. Burası kumluk. Şimdi taşlık olmuş ne kumluk. Evet. Bu karşısı da mermerli. Söyleyelim mermerli. Tabii tabii. Yavrum. Bu da Yürü. Bu da çocuklar Antalya'nın mühim köşelerinden birisi. Mermerli dediğimiz yer. Bu Mermerli'nin de orada bir çinme yerleri var. Mermerli bir tarihte 930'larda 40'larda Anamas dağlarından kanıların, camusların çektiği kanıların getirdiği ceviz kütüklerinin depo edildiği yerdi. Neden depo edilir buraya ceviz kütükleri? 2-300 metre ileride İskenderiye'den gelen dört direkli yelkenli gemiler vardı. Bu gemilere Araplar cerim der. Bu cerimler buraya gelip depo edilen ceviz kütükler her biri birer ton. Ceviz kütüklerini buradan güm diye aşağıya kumsala atarlar. Oradan Arap kayıkçılar, gemiciler kancalarla çekerler şeyi, cevizi. Gemilere şeyle ceraskalla bindirirler, çekerler. Buradan İskenderiye'ye götürürlerdi. Arapların mobilyaya, lükse çok merakları vardır. Cevizden yapılmış mobilyaları çok severler. Gemiler bütün cevizi buradan taşırlardı. O zaman sorardık da gemicilere, havasını bulursak, havası uygun giderse iki günde biz İskenderiye'ye varırız diyorlardı. Biz donsuz çimerken burada Arap tayfaları, Arap gemiciler bize denize peksimet atıyorlardı. Onlar galeta diyorlar ona. Galeta atıyorlardı. Biz de denizde tuzlanmış olan galetaları yiyorduk. Böyle hatıralar. İskele'nin tarihine doyum olmuyor. Bir şiir daha rica ediyoruz. İskele'nin tarihi. 70 sene önce Antalya'nın ticaret merkeziydi İskele. Henüz yıkılmamıştı, kaleler vardı önünde. Kemerli kapıdan geçilirdi rıhtıma. Rıhtım kenarında dökme toplardan babalar vardı. İskele'nin kendine has bir de kokusu vardı. Rengi koyulaşmış kale dipleri silik kokardı. Tabakhane ile karşısındaki tandırcının da ayrı bir kokusu vardı. Hamalbaşı Zülü kapı altında durur. Omuzunda un çuvalı ile rıhtıma geçen hamallara marka atardı. Bakkal Bekir tulum peyniri ve kosma satardı. Sakalar tabakhaneden doldurdukları mikroplu suyu halka satardı. Bu anlattıkları milattan önce değil, milattan sonra 1925'lerde vardı. Karşıdaki kayaların kayalarda bir delik görünüyor ya, şöyle şöyle yuvarlak bir delik. O delik bir geçitmiş böyle harp zamanında. O deliğe gire, o delikten ta yukarıdaki Toroslara 40 göze gidiyormuş bu delik, böyle bağlanıyormuş. Bir gizli bir irtibat yoluymuş bu yol. Yani duyduğumuz doğruysa. Enteresan bir şey. Evet, 1925-30'larda İskele'de manzara böyleydi. Bugün bu İskele'den eser kalmadı. Yerine yat limanı yapıldı. Gelin şimdi bir de Yat Limanı İskele şiirini dinleyelim. Yat Limanı İskele. Yat limanına inerim de ararım İskele'yi. Mavunaları, kayıkları, su taşıyan sakaları, omuzunda un çuvalı, koşuşturan hamalları, Hilmi kaptanı, Cafer kaptanı, Hamdi kaptanı. Bir sessizlik sarmış İskele'yi. Kahvelerden gelmiyor artık kadifeden kesesi, Alisi'nin o gür sesi. Kalelerde dolaşmaz olmuş kertenkeleler. Neredesiniz gani çavuş, neredesiniz ekizler? Ekizleri 90 yaşında şimdi, almış getirmişler buraya. Oku vermişler, 90 yaşında Mustafa ekizler yere çöküvermiş ağlaya ağlaya. Tabii nostaljik bir şiir. İskele'deki yolculuğumuzu tamamladıktan sonra sıra geldi spora. Sayın Akıl Topu, 1925'lerde 30'larda spor nasıldı Antalya'da? Efendim,
Antalya'nın spor sahası şimdi bu kapalı spor salonunun bulunduğu şu alan idi. Toz topraklı bir alan. Şimdiki esas futbol sahası bahçelerdi. Hiçbir şey yoktu orada. Uzun zaman Antalya'nın şeyi burasıydı, futbol sahası. Tarık Akıl Topu 1932-1940 tarihleri arasında Antalya Lisesi'nde okudu. Sayın Akıl Topu, lise çağlarına ait hatıralarınız neler? Neler söylemek istersiniz? Şimdi evlat, lise çağlarına ait öyle hatıralar var ki bunu benim layıkıyla anlatmam da pek mümkün değil. Şu avluya, şu binalara sorun da onlar anlatsın benim burada nasıl günler geçirdiğimi. Evet, lise çağları hayatımın çok renkli, unutulmaz günleri, unutulmaz çağları. Burada okuduğumuz yıllar, arkadaşlar, dostlar, hiçbir zaman unutmuyorum bunları. Gerek fotoğraflarda, gerek şiirlerimde hep anmışımdır. Şimdi bulunduğumuz şu yerde, şu gördüğümüz iki bina, Rum İstavri kardeşlerden, bakkal İstavri kardeşlerden kalmış olan esas lise binası. Ben burada okudum. Sonra 1935'lerde şu bina yapıldı, arkadaki bina yapıldı. Şu daha arkadaki binalar sonradan yapılmış. Benim burada en çok hatırladığım şey şu bahçede voleybol oynayışımdır. Ben fen şubesinin kaptanıydım. Voleybol oynardık. Edebiyat şubesinin kaptanı da Tarzan Cemil'di. Çok yarışmalarımız, oyunlarımız, şeylerimiz oldu. Bu hatıraları hiç unutmam. O lise çağları tatlı çağlar. Hatırladığım hocalar, tabiatçı Tek Kanat, efendim felsefeci Nar Göbek, bunun gibi kent takma isimleri olan hocalarım mevcuttu. Buralarda, o senelerde okurken hatırlarında kalan şeyler, ders olmadığı saatlerde 3-5 arkadaş kalkar, şurada Karaloğlu Parkı'na gider, Deliktaş'ta çimerdik. Bazen kaçtığımız da olurdu. Deliktaş'ta o kovukların arasında soyunur, elbiselerimizi çıkarır, denize girerdik. Bazen de hatta o kovuklar serin olurdu, orada ders çalışırdık. Ama bu olayın bir de tehlikeli yanı vardı. Bizim Deliktaş'a gittiğimizi haber alan idare, jimnastik hocası rahmetli, şimdiki Sanayi Ticaret Odası sekreteri Nuri Çetin'in babası İsmail Çetin, jimnastik hocası, Hademe'yi yanına alır, Şükrü'yü, gelir Deliktaş'ta bize baskın yapar, bizim elbiselerimizi toplar, liseye getirirdi. Biz donla beraber, bir donla ortada kalır, müşkül durumlara düşerdik. O döneme ait fotoğraflarınız var. Şimdi çocuklar, tarihi belge niteliğinde. Şimdi çocuklar, lisedeki bir fotoğrafım. O zamanlar böyle şapka giyme mecburiyeti vardı. Kasket. Bu liseye ait fotoğraf çok ama hepsini de göstermek mümkün değil. Şimdi mesela şöyle bir şey gösterelim size. Yıllıklarda konulan bakın fotoğraflar size. Herhalde. O zamanlar lisede, bizim şeyde, lisede böyle bir moda vardı. Lise binasıyla kendi bir vesikalık fotoğrafımızı bir araya getirir, böyle bir kartvizit bastırmıştık. Lise binası ve benim fotoğrafım. Bu 1934-35 senelerinde. Lise çağlarına ait yaşantımı aksettiren, o günkü yaşantımızı anlatan nostaljik iki şiir okumak istiyorum. Bir, 30'lu seneler. Bisikletim Dürkop marka. O zamanlar bisiklet modası vardı Antalya'da.
yollar toz toprak ama ver elini Konyaaltı, ver elini Lara. Kız arkadaşlarım da yanımda. Günlerim böyle geçiyordu gençliğimde, sıcak yaz günlerinde. Bir gün Fener'de, bir gün Narenciye'de. Bir yanımda Saniye, bir yanımda Hatice. Ye Mehmet ye. Ekmek evden, su çeşmeden gelirdi. Ne günlerdi o günler, başta kavak yerleri estiği günler. 30'lu seneler, 35'li seneler. O tarihlerde Antalya'nın bahçeleri meşhurdu. Orası bir başka bir alemdi bahçeler. Biz okulda yorulup da fırsat bulduğumuz vakit 3-5 arkadaş o bahçelerde, o bahçelerin insana huzur veren, dinlendiren sokaklarında gezer dolaşırdık. Onun için şöyle bir şiir yazdım şimdi. Bugün için, bugün. Yok artık. Ağaçlarının yollara taştığı, iki yanından çayların aktığı bahçe araları yok artık. Okuldan kaçıp sokaklarında dolaştığım, narlarından çaldığım, şeker kamışı aldığım, ağaçların gölgesinde ders çalıştığım, çimlerin üzerinde uzanıp yattığım, arıklarında ıslandığım bahçe araları yok artık. Bugün o cennet, o cennet köşesi, o bahçe aralarının mutluluğu, o güzelliği maalesef kayboldu. Antalya Lisesi'nden Kara Alioğlu Parkı'na doğru giderken 1910 yılının Atatürk Caddesi'ni gözler önüne serdi. İşte benim çocukluğumun Yenikapı Caddesi. Bugünkü Atatürk Caddesi. Ama ben doğmadan evvel Fransızların çektiği resmindeki cadde de bu. 1910. İşte lise binaları. İşte biz buradayız. Eski Bayındırlık Müdürlüğü, eski Vergi Dairesi Müdürlüğü. Şu andaki şu bina? Bu. Bu bina. Uzun zaman Bayındırlık binası oldu ve Vergi Dairesi oldu şu. Nasıl 1925'lerde, 30'larda İskele ve Kale Kapısı Antalya'nın ticaret merkezi idiyse, burası da şu gördüğümüz mahalde Antalya'nın kültür merkezi. Neden? Şu gördüğümüz köşede Antalya'nın adeta üniversitesi diyeceğimiz Halim'in Vatan Kıraathanesi vardı. Vatan Kıraathanesi kahve yani ama burası bir üniversiteydi. Burada memleketin eşrafı, tanınmış, saygı duyulan adamları bu bahçede oturur. Biz buradan yoldan geçerken önümüzü ilikler geçerdik, öyle bir yer. İçeride bilardo oynanırdı. Halim Efendi son derece ciddi, son derece efendi bir adamdı. Burası da kahve diyemiyorum, burası üniversiteydi. Bu vatan yazarıydı üzerinde, Vatan Kıraathanesi yazardı, yıkıldı tabii. Rumlardan kalma bir bina. Bu Vatan Kıraathanesi'nin bitişinde Antalya'nın senelerce hatırdan çıkmayacak olan meşhur Elhamra sineması vardı. Bu sinemada hangi filmler oynardı? Bu sinemada, o zamanlar sessiz sinema, ne oynardı? Ertuğrul Muhsin'in Ateşten Gömlek, Ankara Postası, meşhur ecnebi filmler, Laurel Hardy, Charlot, Düz Taban Bastı Bacak, bunlar hep sessiz olarak oynardı. Filmin altında yazıları yazılırdı. Şu gördüğümüzde eski Alkebi, şimdi belediye binası. Bu Kara Alioğlu Parkı benim çocukluğumda 1,5-2 metreyi bulan papatya, lale tarlalarıyla ve de çitlenbik ağaçlarıyla son derece tabii, son derece vahşi bir tabiat idi. Biz buralarda kuzumuzu otlatırdık. 1940-45 senelerinde Haşim İşcan burayı planladı. Bu vahşi tabiatı düzene soktu. Yollar yaptı, havuzlar yaptı. Denizin falezlerinin üzerine miradorlar yaptı. Bunu yaptırdığı mimar da Necmi Ateş isminde bir mimar. Ve işte Haşim İşcan bu parkı yaptığı için, bu güzel kanalları koyduğu için, bu Atatürk Caddesi'nden akan kanalları yaptığı için onun hatırasına Haşim İşcan'ın buraya büstü dikildi. Haşim İşcan Antalya'da
çok önemli hizmetler yaptı harp senelerinde. Buğdayın, ekmeğin bulunmadığı senelerde bu adam Antalya'yı ihya etti. Gördüğünüz şu parkı ve şu pergoleyi 1957'de ben yaptım. Daha önce bunu ben ahşap direklerden yapmıştım. Fırtınada yıkıldı. Yıkılınca mecburi beton olarak yaptım. Ama öyle ince yaptım ki betonun ağırlığı pek fark edilmiyor. O gün bugün de burada hizmet görüyor. Bu park, şu gördüğünüz dünyanın manzarası Rus kumandanı, Rus başkanı Gorbaçov'u o kadar etkilemiş ki, Gorbaçov'u bir gün Türkiye'ye davet etmişler. Gorbaçov şöyle cevap vermiş: Türkiye'ye gelmem ama Antalya'ya gelirim demiş. Sayın Akıl Topu, Çitlembik size neyi hatırlatıyor? Evet. Efendim, 1930-35 yıllarında lisede talebe olup da bu Çitlembik'e yaslanıp arkasına gruba alıp resim çektirmemiş bir talebe tasavvur edilemez. Buna aşıklar ağacı derlerdi. Bu, ben bu senenin başında burayı canlandırmak, anımsatmak için bir şiir yazdım. O şiirde şöyle diyor: Çitlembik, hatırladın mı beni? 70 sene evvelini, arkamıza gruba alarak resim çektirdiğimiz, sana aşıklar ağacı dediğimiz günleri. Bakıyorum, kökün hala toprakta, gövden boşlukta. Farkındayım, sen de benim gibi yaşam savaşı veriyorsun bu yaştan sonra. Meşhur Hıdırlı Kulesi. Çocukluğumuzda şimdi nedendir bilemiyorum. Bu Hıdırlı Kulesi'nin dibinden arık akardı su. Ve bu sudan avuçla aldığımız suyu bu kulenin içinde taş duvarlara serptiğimiz vakit papaz resmi çıkardı. Herkes de bunu yapardı. Avuçla dışarıdaki sudan alır, kale duvarından serperdik, böyle papaz resmi çıkarmış. O zamanlar hatırımda kalmış, böyle bir anı vardı bunun içerisinde. Sırası gelmişken 1942 yılında Fransız vapurunun batırılış hikayesini anlatır mısınız? Fransız vapurunun batırılışını buradan seyrettim. İşte karşıda battı. Şuradan geldi. Sichuan Adası'ndan başladı vapur. Uçaklar tepesinde bombaları saldırıyorlar. Vapur manevra yapıyor, anladın mı? Torpillere tutturmuyor kendini. Konyaaltı'nın önünden geçti, bunu anlatacağım ama Fransız gemisinin batışı uzun bir hikaye. Geldi, karşıdaki o şeye, orada bir güvercinlik mağarası vardır. Orası eskiden devlet hastanesiydi. Devlet hastanesinin önüne demirledi ve Türk hükümetine sığındı, iltica etti. Ama yukarıdaki gemiler, şeyler, üç tane uçak ilticayı dinlemedi. Buradan torpilleri denize attı. Torpiller denizin üstünden giderken gördüm. Torpiller böyle giderken vapurun kıçına bir çarptı. Vapurun kıçı gömüldü. Ondan sonra vapurun burnu havada kaldı. Kaldı ama vapurun burnunda hava dafi topları, yani mitralyozlar, uçak savarlar müntazaman böyle ateş ediyor şeylere, uçaklara. Ve geminin burnu da gömülesiye kadar bu topun başında olanlar beraber gömüldüler denize. Sene 1942, yani İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönem. Fransız vapurunun batırılışını anlattıktan sonra sormadan geçemiyoruz. Sayın Akıl Topu, İkinci Dünya Savaşı'nda hatırladıklarınız neler? İkinci Dünya Savaşı'nda Antalya nasıldı?
Efendim, İkinci Dünya Savaşı yani 1940-45 arası. Ben İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde talebeydim. Tabii zaman zaman Antalya'ya geliyorduk. Şunu söylemek isterim ki, o zaman Antalya'nın Haşim İşcan devri. İkinci Dünya Savaşı'ndan en az etkilenen vilayetlerden birisi sanırım ki Antalya'dır. Çünkü biz İstanbul'da halamın evinde karneyle ekmek bulamazken Balmumcu'dan askerlerden tayin satın alırken ben İstanbul'a geldiğimde ekmek de bol, un da bol, börekler de boldu. Böyle bir bolluk vardı Antalya'da. Burada da bir karne vardı ama karne uygulaması pek de ehemmiyetli değildi. O zamanlar Antalya'da, o zamanlar ve daha evvelki zamanlarda Antalya'da iki cins ekmek satılırdı. Bir has ekmek, bir harcı ekmek. Harcı ekmek dediğimiz kepekli ekmek. Aralarında sahmin eden bir iki kuruş fark vardı. Bunlar eşeklerin iki yanında yüklü konmuş olan kara küfelerde satılırdı. Evlere, mahallelere dolaşırken böyle ekmekçi para alıp vermezdi de çetele usulü vardı. Çetele kesilirdi. Ay başında hesap görülürdü. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda çok enteresan Antalya bir imar hareketi içine girdi. Haşim İşcan'ın sayesinde. O zaman da Antalya'da ilk imar hareketi o zaman başladı. Haşim İşcan evvela şu gördüğümüz muhteşem Karaoğlu Parkı'nı yaptırdı ki bu muazzam bir iş. Arkasından Ali Çetinkaya Caddesi'nde 3-4 tane bina yaptırdı. Ne bu binalar? İnönü İlkokulu, efendim Kız Sanat Enstitüsü, Doğma Evi, kütüphane gibi o zamana göre modern binalar sayılan binalar yaptırdı ki hala duruyor. Bir imar hareketiydi. En güzel işlerinden biri de Düden Çayı'nın bir kolunu yedi arıklardan Antalya'nın meşhur Yeni Kapı Caddesi'nin ortasından geçirdi. Şimdi hala mevcut ya. Ve bu çay da içerisine bunun elektrik donatımlarıyla süsledi. Antalya'da adeta bir süslenme devri oldu bu 4-5 sene. Harp senesi olmasına rağmen. Gelelim üniversite dönemine. Tarık Akıltopu'nun üniversite hayatı nasılmış hep birlikte izliyoruz. Sayın Akıltopu, 1941 yılında üniversiteye girdiniz ve Necip Fazıl'la tanıştınız. O döneme ait hatıralarınız neler? Neler söylemek istersiniz? Şimdi evladım, ben biraz hastalık geçirdim. Okula ara verdim. Liseyi bitirdikten sonra ancak 41 senesinde İstanbul'a Beşiktaş'taki halamın yanına gittim. Halamın orada üniversiteye girmek istiyordum. Benim de liseden bu yana, liseden beri hem resim hocalarım hem de bir bizde tasarı geometri diye bir ders vardı. Hocamız Amerika'dan gelmiş. Bana her ikisi de sen mimar olursun diyorlardı kendi yanına. Ben de halamın Beşiktaş'taki evinde Mimar Sinan Üniversitesi, Mimar Sinan değil o vakit Güzel Sanatlar Akademisi'nin imtihanlarına girme. O zamanlar bütün üniversite imtihansız giriliyor. Yalnız Güzel Sanatlar Akademisi, tabii yetenek isteyen bir şey, herkesin yapacağı iş değil. O imtihanla. Fındıklı'da gittim, imtihana girdim. İmtihan, resim, kompozisyon, matematik. Neyse uzatmayalım. Bu imtihanlarda ben kazanmışım. Kazanınca Mimar Sinan Üniversitesi'ne, Mimar Sinan diyoruz yine, Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim ben. Güzel Sanatlar Akademisi, birinci sınıfı aynı lise gibi. Ne çeşit ders istersen hepsi var içinde. Kimya da var, edebiyat da var, bilmem lisan da var. Yani bir meslek lisesi ama ilk sınıfında her ders var. Bunu söyleyişimin sebebi, derslerden biri de Türkçe dersi, edebiyat dersi.
edebiyat dersine de meşhur Fazıl Kısakürek giriyor. O zamanlarda Bob Steele modası vardı galiba. O da öyle Bob Steele kıyafetliydi. Uzatmayalım. İlk derse geldi adam. 40'ız üzeriz sınıf. Çocuklar dedi, size bugün dedi bir kompozisyon mevzu vereceğim dedi. Siz bu mimarlık mesleğini niye seçtiniz dedi. Bunu hazırlayın bana, getirin dedi. Yazdık, çizdik, ben de yazdım. Hoca okumuş, ikinci şeyden, üçüncü şeyden geldi. Aydın Boysan kim dedi. Aydın çıktı, şimdi Aydın Hürriyet'te, Mürriyet'te yazıyor ya. Teşekkür ederim dedi. 10 verdim size dedi Aydın'a. Arkadan Tarık Akoktor dedi. Benim efendim dedi. Sana da 10 verecektim ama dedi. Ne virgül koymuşsun ne nokta koymuşsun dedi. Bir numara kırdım 9 verdim dedi. Geride 38 kişi. Defteri kapattı adam. 2-3 dakika geçti. Millet, hocam gerisi ne olacak? Gerisi 0 dedi. Necip Fazıl. Enteresan bir anı bu tabii, unutmuyorum. Hakikaten bizim Aydın şimdi de mimarlık değil, benim gibi edebiyatçılık yapıyor neredeyse yani. Gazetelerde yazıları, şeyleri vardı burada. Çok güzel. Ben de nereden çıktıysa 40 senelik uğraştan sonra, 70'inden sonra böyle bir şiire, yazıya falan kendimi verdim demek. Bir şeyde, bir kanda, kökende bir şey oluyor demek böyle. Edebiyata karşı. Evet, üniversite dönemine ait. Ondan sonra tabii üniversitede okurken yazları buraya geliyorduk ya. Bir gün nasıl olmuşsa üniversitede okuyan bütün arkadaşlar birleşmişiz. Antalyalı üniversiteliler diye 42 senesinde şu fotoğrafı çekmişler. Güzel bir fotoğraf. Şu ben. Bütün Antalyalı arkadaşlar, çoğu da bir rahmetli şimdi. Şu evladım, şu ben. Zaten nerede görürsen en yakışıklı adam gördün mü o bendir, benim muhakkak. Şimdi de böyle söylüyorlar da, yani yaş 81 ama yine yakışıklıymışız. Tarık Akıltopu üniversiteyi bitirdikten sonra 1949 yılında Antalya'da mimarlığa başladı. Sayın Akıltopu, 1949 tarihinde mimarlığa başladınız. Mimarlığa başladığınız tarihlerde karşılaştığınız ilginç olaylar nedir? Efendim, 1949'da mimar olarak Antalya'ya geldim. Lisenin yanındaki baba evinde, baba evinin sofasında tezgahımı kurdum. Masalarımı, cetvellerimi, çinli mürekkeplerimi hazırladım. Mimarlık yapacağım ama müşteri yok. Bırak müşteri yok, Antalya'da o zaman mimar nedir bilen yok. Bana bile mühendis bey, mühendis bey diyorlar, mimar diyen yok. Mimarı bilmiyor Antalya, mühendisi biliyor da. Ben enteresan olaylarla karşılaştım tabii ilk günlerde. Mesela bir gün şimdiki Dönerciler Çarşısı, o zaman Kayaflar Çarşısı'ydı. Yani sebze meyve satılırdı. Oradan geçerken ihtiyar bir adam önümde durdu, elinde bastonlu. Şöyle başını kaldırdı, yüzüme baktı. Oğlum dedi, sen Hamdi Efendi'nin oğlu değil misin dedi. Evet amca dedim. Sen görünmüyordun ya evladım dedi. Amcacığım ben okuyordum dedim. Ne okudun çocuğum dedi. Ben mimar oldum amca dedim. Ne demek o mimar dedi. Efendim dedim, ben anlatmaya çalıştım. Böyle böyle binaların evleri yapıyoruz, filanlar yapıyor bilmem ne. Adam anlayamadı. Yüzüme bir daha baktı. Allah Allah, usta bulur yaptırırım dedi. Sana ne lüzum var dedi. Böyle bir atmosferde ben 10 sene büyük bir fedakarlıkla, maddi bir menfaat düşünmeden planın ne olduğunu, mimarın ne olduğunu anlatmak için çok uğraştım. Baktı, Allah Allah dedi. Ben ev yapacak olsam iki usta bulur yaptırırım dedi. Sana ne lüzum var dedi. Böyle bir atmosferde ben 10 sene büyük bir fedakarlıkla, maddi bir menfaat düşünmeden planın ne olduğunu, mimarın ne olduğunu anlatmak için çok uğraştım. İlk yaptığım bina da şöyle. Ben dedim ya, sofaya kurdum tezgahı, bekliyorum müşteriyi. Yok, birisi geldi, bir Selim Usta diye bir adam. Eskiden tanırız adamı.
Tarık Bey dedi, sen dedi bir plan yapar mısın dedi. Ulan yapmaz olur muyuz? Bekliyoruz ya. Bizim dedi otelci Ahmet Çavuş var. Evet, Ahmet Trak. Ev yapacak da. Biz yapacağız dedi. O müteahhit ya. Mihat Hafız diye meşhur bir müteahhit vardı o zaman. Efendim, biz yapacağız ama dedi, planlı yapalım diye düşündük dedi. Ahmet Çavuş'u da ikna ettik dedi. Sen dedi yaparsan bunu planlı yapmaz olur muyum? Kaç aydır ben bunu bekliyorum ya dedim. İlk defa planlı bir bina yaptım. İlk defa yaptığım planlı bina Ahmet Çavuş'un şu binası. Saçlı Kuyu'da. Şimdi bu binanın olduğu yerde ne orada bir sinemalar var. Ne sinemaları diyorlar bir şey var. Bir ismini bu şey yapamadım. Bir sürü sinema, bir sürü sinema. Ha. Şimdi çocuklar, uzun zaman müşterime, Antalyalıma mimari özelliği olan bir bina yapmak mümkün olmadı. Yani adam bunu şey yapamıyor, kabullenemiyor. Bunun üzerine benim de hevesim içimde kaldı. Doğru dürüst bir mimari bina yapamıyorum. 5-10 kuruş para biriktirdim, 8-10 bin lira kadar. Kendime şu binayı yaptım. Hevesimi almak için. Çünkü Antalyalı yaptırmıyor. Zincir Kıran'da Hacı Said Camisi'nin önünde. Yıkıldı tabii şimdi, apartman oldu ya. Ha, ben bunu binayı yaparken bir sürü dedikodu oldu. Yok canım dedi, fırın yapıyor dedi, baksana bacasına dediler. Birisi gelmiş ulan dedi, böyle ev mi olur? Bu olsa olsa benzin istasyonu herhalde dediler. Böyle enteresan bir mimari devre geçirdim. Çok enteresan. Yani şunu söylerim ben, tabiri caizse, mimarlığın alfabesini okuttum. Mimar demesini öğrettim Antalya'ya. Sonradan gelen arkadaşlar tabii daha rahat. Şimdi en son olarak da bu küçük yaptığım villaların, villaları belediyelerin kanunları yüzünden yıktım, yıktık, yıktırdı. Belediye yıktırdı. Sonradan böyle binalar yapmaya kalktık. Yıktırdı. Sonra bu güzel villaların yerine belediye kanunlarına uyarak, yönetmeliklerine uyarak artık apartmanlara geçtik. Şimdi Sağlık Meslek Lisesi'nin yanındaki oturduğum kendi apartmanım. Bunları 55 tane fotoğraf, enteresan çok. Bir albüm yaptım. Yanına şiirleri de koydum. Yanına esprili laflarımı da koydum. Mimar Sinan Üniversitesi'ne hediye ettim. Aynen böyle. Mimar Sinan Üniversitesi'nde dedim ki, Mimar Sinan Üniversitesi'ne dedim ki, ben böyle yaptım, belediye böyle yaptırdı dedim. Kale kapısının çok güzel bir resmini büyüttüm, gönderdim. O resimde atalarımızın yaptığı Yivli Minare, Paşa Camisi, Saat Kulesi şahane. Onun yanında külüstür bir otel. Şöyle yazdım. 1, 2, 3 numaralı binalar atalarımızın yaptığı binalar. 4 numaralı bizim yaptığımız bina. Ve bu benim albümümünü Mimar Sinan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde çok güzel bir yerde teşhir etmiş. Bana yazı geldi, teşekkür ediyor. Albümünüz kütüphanemizin, Merkez Kütüphanesi'nin küçük şeyinde İstanbulluların şeyine arz edilmiştir, sunulmuştur diyor. Tabii bunlar mutluluk veriyor bana. Tarık Akıltopu 1951 yılında mimarlığa ara verir ve askerlik dönemi başlar. Ben askerliği çok geç yaptım. Çünkü Antalya'nın değil, Burdur'un, Isparta'nın, Antalya'nın tek mimarıydım. İş çoktu. Beni valiler de, belediye reisleri de bırakmıyordu. Ancak şuradaki Antalya'nın ticaret bankası yapılırken oranın müteahhidi, tabii ben neresi yapılsa devlette oranın kontrolü benim. Benim kontrolümü da istemeyen bir müteahhit grubu arkadaş beni askerliğe şikayet etti. Bu adam ne zaman gidecek askere dediler. Uzatmayalım, paldır küldür. Askere şey yaptık. Ben de Antalya ile Ankara arasından doğuya hiç gitmemiş. O devrede şansımıza askerlik 18 ayken 12 aya düştü.
12 aya düşünce ne kadar benim gibi açık göz varsa bakaya, profesörler, ordinaryüsler, doçentler, memleketin şimdi bile tanınmış büyük adamları hepsi askerde. Mesela Karayolları'nın meşhur müdürü Atalay Coşkun, Atatürk'ün arkadaşı neydi o? Kılıç Ali, Ali'nin oğlu Altemur Kılıç, profesör bilmem kim aslında değil. Hepsi bizim devrede. Bizim devrede kıta askerliğini Halıcıoğlu İstanbul'da yapıyor. Şeyin, Haliç'in kenarında, Halıcıoğlu'nda. Uzatmayalım, orada yaptık, iyi mi? 6 ay bitti mi? Kıtaya gideceğiz mi? Bir kura çektiler, kim çekti kim bilir? Bilmiyoruz. Ulan bir duydum ki ben Sarıkamış'a düşmüşüm. Eyvah! Haritaya baktım, Sarıkamış neresi ulan? Türkiye'de mi bu, İran'da mı? Ben İstanbul, ben Ankara'ya gitmemişim ya. Antalya İstanbul, İstanbul Antalya. Sarıkamış deyince kendime gelemedim. Üç gün kendime gelemedim. Uzatmayalım, ne yapacaksın? Askerlik bu. Kalktık gittik Sarıkamış'a. Bir alem. Uzun hikaye de ben kısa anlatıyorum. Beni bekliyorlarmış oradaki şeyler. Süvari tümeni. Süvari tümeninde istihkam subayıyım ben. Oraya gidiyorum. O güne kadar Sarıkamış'ta 10 senedir yapılacak işler, işlerin malzemeleri bilmem neler depolara konmuş. Ama yapacak bir mimar, yapacak bir mühendis gelmediği için hepsi yığılmış. Yapılmamış. Ben oraya gidince İstihkam Şubesi Başkanı, çok muhterem bir adam, Erzincanlı, ismi de aklıma kalmadı, binbaşı. Onunla tabii, onun emrine girdik. Konuştuk, tanıştık ilk günler. Adam benim kim olduğumu anlayınca önüme koca programı koydu. Aslıymen dedi, işte dedi, şunlar yapılacak dedi. 10 senedir yapılmamış işler. Dünya kadar tavla, ahır onarımları, dünya kadar Butler, Lorry'e barakaları. Yalnız Sarıkamış'ta değil, Kars'ta, Erdoğan'da, ondan sonra tayyara hangarları, bilmem ne, uzatmayalım. Ben 120 kişilik bölüyü kattım önüme. Çalış Allah çalış, çalış Allah çalış, çalış Allah çalış. Sabah gece ben işleri yapıyorum. Terhis zamanı geldi. Terhis olacağız. Benim işler bitmedi. Daha tayyarı hangarı var, Kars'ta bilmem ne var. Bunun üzerine dedim ben bu işleri bitirmeden gitmem. Kendi arzumla 2 ay daha Sarıkamış'ta bedava yedek subaylık yaptım. Tarih yazmamış bunu. Ve ordudan muhteşem güzel bir takdirname hem Antalya valisine, hem Antalya belediyesine, hem bana bu takdirname çocuklar. Tabii büyük şerefli bir şey. Hatta benim ismim orada o kadar meşhur olmuş ki, yalnız Sarıkamış'ta değil, Erzurum'da. Erzurum bizim şey ya, herkes. Burdur'a, Isparta'ya işi düşün gelenler, Antalya'ya hususi beni görmeye gelmişler. Kim bu adam, nasıl bir adam o demek. Böyle bir şerefli askerliğim oldu. O şerefli askerliğim valiye, belediye başkanına göndermiş oldukları takdir belgeleri şuradaki benim son kitabımda biraz küçük yazıldı ama son kitabıma geçirmiş bulunuyorum işte. Tabii bu pertapsızla büyütürüz. Bu benim ordunun Sarıkamış'ta yapmış olduğum muazzam çalışmanın takdirnamesi. Askerde yaşadığınız ilginç bir anıyı bizimle paylaşır mısınız? Askerliğimin anıları çok güzel, çok güzel anıları var ama bir tanesini mutlaka anlatmam lazım. Keşifleri yaptım. Yapacağım işlerin keşiflerini yaptım. Bunları esas merkezimiz Erzurum'da ordu kumandanlığına tasdik ettirmem lazım. Erzurum'a gideceğim. O sırada paşanın yaveri geldi.
dedi ki akıl topu, bizim 13. süvari tümeni, isimden de unuttum, tümeninin ordu kumandanının Nurettin Baransalay'a, orgenerala bir hediyesi var. Onu da senin götürmeni istiyor. Güvenilir insansın. Bunu ancak sen götürürsün. Hay hay dedim. Keşifler taksir, pasteke gideceğiz ya. Dediler ki, sen Erzurum'a gidince ordu evine gideceksin. Ordu evinde ordu kurmay başkanı particiler karıştı sonradan ya. Ne meşhur bir adam ya. Onu bulacaksın. Şimdi söylerim. O sana Nurettin Baransel'den randevu alacak. Sen Nurettin Baransel'e şu paketi vereceksin. Gümüş bala, gümüş bala. Ragıp gümüş bala. Parti kurduydu diye soralım. Ben Erzurum'a gittim. Orada evinde telefon ettim. Ragıp gümüş balayla konuştum. Durumu anlattım. Ordu kumandanı Nurettin Baransel'le paşaya bir hediyem var. Onu vereceğim. Randevu rica ediyorum dedim. O da konuşmuş etmiş dedi ki şu saatte gel bekliyor seni dedi. Ben kalktım gittim o denilen yere. Denilen yer Amerika'da. Hollywood'da artistlerin öyle köşkleri yoktu. Bir muazzam bir pasaj ağaçların altından geçiliyor. Bir villa önünde havuzu. Müthiş bir yer. Girdim yürüdüm böyle evin yanına yanaştım da şezlongta birisi oturuyor belli paşa. 10 metre kadar yanaştım bir selam çaktım. Sarıkamış'tan Asteğmen, İstihkam Asteğmen'i Tarık Akıltopu dedim. Paşa Hazretleri şu hediyeyi 3. Süvari Kumandanı falan paşa size gönderdi beni vazifelendirdi buyurun dedim. Onun üzerine Nurettin Baransel bir bağırdı evde, hanımı çağırdı. Hanıma verilecekmiş o. Dedi böyle böyle, verdim. Nurettin Baransel bana dedi ki, evladım dedi, sen bunun için mi geldin buraya dedi. Hayır paşam dedim ben. Sarıkamış'taki inşaatların, tavlaların, keşiflerini tasdik ettirmeye geldim dedi. Sen necisin dedi. Ben mimarım dedi. Yükseğe de var mı dedi. Var dedim. İyi dedi, Mimar Sinan Alçak mıydı dedi. Şaşırdım ben. Cevap veremedim. Benim böyle sıkıldığımı görünce güldü. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum dedi. Ben yüksek mimarım deyince Mimar Sinan Alçak mıydı dedi. Şimdi de Tarık Akıltopu'na imar planının yapılışını soruyoruz. Antalya imar planının yapılması birçok diğer vilayetlere nazaran geç kaldı. 1956'da yarışmaya çıkarıldı. Yarışmaya giren Türk mimarları Antalya Belediyesi'nde salonda bu yarışma projeleri jürinin şeyine sunuldu takdirine. Jüride Avrupa'nın tanınmış mimarları var. Bunların içinde şimdi hatırımda kalan İtalyan Piccinato da var. Gezdiler dolaştılar, bir proje üzerinde durmuşlar. Bu demişler, parmak basmışlar. O projeyi sonradan öğrendim ki akademide, mimarlık fakültesinde Turgut Cansever'in projesiymiş. Jüride bulunan belediye temsilcileri bu projeye karşı çıkmışlar. Bu projenin bizce tatbik kabiliyeti yok. Çünkü bu proje Antalya'nın Konyaaltı tepesine kurulmuş. Antalya Konyaaltı yokuşunun tepesine ya 200 sene sonra gider ya 500 sene sonra gider. Bunu biz de görmeyiz, çocuklarımız da görmez, torunlarımız da görmez. Yani tatbik kabiliyeti olmayan bir şey. Belki proje güzeldir. Ama bizce bu tatbik edilecek bir şey demişler. Bir şey değil demişler. Bunun üzerine çok ekonomik. Antalya şehrinin hemen mevcut olan kısmını biraz tavsiye ederek yapılmış bir ekonomik proje. Şimdi mimarların ismini unuttum.
onun tatbik edilmesine karar verilmiş şeyin baskısıyla, belediyenin baskısıyla ve o proje tatbik edilmiş. Ancak 2 sene sonra o projenin yetmediği anlaşılmış, bir proje daha yapılmış. 3 sene sonra o da yetmemiş, bir proje daha yapılmış. İşte Antalya bu hale gelmiş. Antalya'nın kaderinin dönüm noktalarından birisi bu imar planı yarışmasıdır. Çok enteresan. Peki Turgut Cansever'in projesi nasıldı? Turgut Cansever, Antalya, eski Antalya'yı, kale içi dahil ve de kale için dışındaki teşekkür etmiş olan eski Antalya'yı hemen hemen hiç dokunmamış. Yollarda bir iki düzenleme yapmış. Yepyeni Antalya'yı Konyaaltı'nın üstündeki bugün üniversitenin olduğu platoda ve de Kepez taraflarında dünya çapında modern bir şehir yaratmış. Tarihi Antalya'ya, bugünkü bu kale kapısına, yok Balbey Mahallesi'ne, yok kale içine bilmem hiç dokunmamış. Bu bugün için de ideal bir projeydi. Eğer böyle bir proje Antalya'da tatbik edilseydi, bugün Antalya tahmin edemeyeceğiniz kadar bambaşka bir memleket olacaktı. Şimdi onun hasretini çekiyoruz. Sayın Akıltopu, Antalya'yı nasıl tanımlıyorsunuz? Efendim, şimdi Antalya tabii bu konu çok büyük bir konu, çok geniş bir konu. Bunun neresinden tutacağım bilmiyorum ama şöyle başlayalım. Rivayettir, halkın arasında dolaşır, hepimiz konuşuruz. Bu Antalya, Bergama Kralı Attalos denilen adamın korsanlarına Akdeniz'i dolaşın, bana cenneti bulun getirin demiş. Adamlar da Akdeniz'i dolaşmışlar, etmişler. Sonunda Antalya'yı görünce ha demişler. Cenneti bulduk demişler. Ve böyle bir menkıbesi var. Ve tabii o Bergama Kralı Attalos'un ismine izafeten de Attalia demişler. Zamanla tabii Adalia olmuş Araplar. Şimdi de Antalya diyoruz. Bu dünyanın müstesna köşesinin 3 özelliği var. 1- tabiat güzelliği. 2- tarih zenginliği. Ondan sonra bu memleketin iklimi, kliması. Şimdi bu memleket kurulurken yahut da bu memlekette imar planı yapılırken yahut da bu memleketle memleket imar edilirken bu 3 bu 3 noktanın mutlaka göz önünde bulunması lazımdı. Tabiatı bozmamak lazımdı. Tarihe dokunmamak lazımdı. Efendim, ne diyoruz? Ha, ben unuttum. 3. bu Antalya'yı Antalya yapan Düdençay. Ne dedim? Tabiat güzelliği, tarih zenginliği, bu Antalya'yı sulayan, hayat veren Düdençay. Bu Düdençay'ı Antalya için çok büyük kıymeti olan bir çay. Bunların resimlerini de gösteririz. Şimdi ne diyorum ben? Bugüne kadar bu Antalya'da ne yaptıysak, ne planlama yaptıysak, ne imar yaptıysa bu 3 noktanın 1. planda göze alınması lazım. Tabiatı bozmayacaksın. Tarihe dokunmayacaksın. Düdençay'ına önem vereceksin. Bir de iklim var. İklimin icap ettirdiği şekilde bir yerleşim bölgesi yapacaksın. Rüzgarları kesen, manzarayı kapatan binalar yapmayacaksın. Çünkü bu memleket rüzgar memleketi. Çünkü bu memleket güzellik, manzara memleketi. Panoramik bir memleket. Bu memlekette oturan adam Bey Dağları'nı görmezse bu memlekette oturmuyor demektir. Bunlar dikkate alınmadı. İşte bugünkü Antalya meydana geldi. Düdençay dediniz. Sizin Düden'le ilgili bir şiiriniz var. Düden, seni tanırım çok eskiden. 40 gözden gelip Varşak'ta ortaya çıkan, Antalya'da 7 arık olup bahçelerimi sulayan, falezlerden şelale olarak Akdeniz'in tertemiz mavi sularına dökülen sen değil misin? Acı bir haberim var sana. Bundan sonra yemyeşil bahçelerden değil, betonların arasından akacaksın. Akdeniz'e bahçelerin yeşilini değil, betonların pisliğini taşıyacaksın. Biliyorum elbette, sen de üzüldün bu işe ama kimden hesap sorsak ki kimden?
Gelelim siyasete atılmanıza. Siyasete ne zaman atıldınız? Siyaset döneminde yaşadığınız anılar neler? Neler söylemek istersiniz? Şimdi yavrum, ben yaratılış itibariyle siyasete, politika denilen siyasete katiyen uyan tabiatta bir insan değilim. Yani dünyada her işi yapsam siyaset yapamam. Ve şunu söylüyorum. Dünyanın en büyük alemi Einstein'ın izafiyet nazariyesine aklım erer de politikacının işine aklım ermez. Ben iki kere iki dört derim. Politikacı canı isterse dört der, canı isterse 14 der, canı isterse 24 der. Bu kadar karışık hesabı benim aklım ermiyor. Biliyorsunuz benim bacanam da Deniz Baykal ya, o da benim tam tersime. O da siyasetçi, politikacı olarak doğmuş. Şimdi lafı nereye getiriyoruz? Ama ben bu kadar siyasetten uzak bir insan olmama rağmen istemeyerek bir şey sebebiyle, bir tesadüf diyelim, siyasete girdim 57'de. Efendim, bu politikaya atıldık ya, bak şimdi işi başımıza gelenlere. Bir gün Karayolları 13. Bölge Müdürü Orhan Büyükal, arkadaşım, Diyarbakırlı, kapıyı açtı, büroya girdi yine. Biliyorum neden girdim, duydum, kulağıma geldi. O kalkmış demiş ki, belediye meclisi üyelerinin hepsini ikna eden kandırem, şimdiki Palez Oteli'nin piramitlerin olduğu şeylerin, falezlerin üstüne Karayolların Greider garajlarını inşa edelim. Greider garajı yapalım demiş. Kafasına koymuş. Belediye meclis üyelerinin hepsini teker teker kandırmış. Demişler ki, abi biz tamam bu işe kabul. Sen git akıl topunu gör, onu ikna et. O mühim demişler. O da bana yazıhaneye patladak girdi. Girer girmez ben biliyorum tabii. Başladım gülmeye. Orhan Büyükal, ne gülüyorsun yahu dedi. Ben neye geldiğini biliyorum senin dedim. Yahu dedi, akıl topu. Orada dedi Greider garajları yapacağız dedi. Ben dedi onun sağına soluna ağaçlar da dikerim dedi, bilmem ne dedi. Ben, Orhan sen kültürlü, vatansever, memleketsever, aydın bir adamsın yahu dedim. Sen dedim belediye başkanı olsan, hapishane müdürü kalkıp sana gelse, Konyaaltı'nın tepesindeki palezlere hapishane binası yapacağım dese, sen ne yaparsın yahu dedim. Canım dedi, onunla o bir mi yahu dedi. Ne farkı var oğlum dedim. Sen dedim o dünyanın en güzel köşesine, Greider'lere Akdeniz'i mi seyrettireceksin dedim ben. Ondan sonra, yarın bir gün dedim, Antalya'da Akdeniz fuarı yapılacak. Bunu dedim, Varsak köyüne mi yapacağız, nereye yapacağız bunu dedim. Adam bunları duyunca bir duraladı. Yahu dedi, akıl topu. Ben dedi Kürdüm dedi, inatçıyım da dedi, ama sen beni ikna ettin ya dedi. Anladım, vazgeçirdim ve çok enteresandır. O çocuk inşaat yüksek mühendisi Orhan Büyükalp muhtelif konuşmalarda, toplantılarda bunu bizzat kendisi anlattı. Akıl topu beni bela bir yanlıştan çevirdi dedi. Antalya'da belediye reis vekili olarak yapmış olduğunuz çalışma döneminizde hangi gerçekleri gördünüz? Şimdi çocuklar, ben işte bu politikaya bilmeyerek, istemeyerek girdim. Girdiğim de iyi olmuş, şu bahsettiğim çok büyük Antalya için felaketleri önledim. Ben şunu dostlarıma tavsiye etmek isterim. Hatta politikacılara duyurmak isterim. Antalya belediye meclisler nasıl seçiliyor? Vatandaş seçiyor, aday oluyorlar, seçiyorlar. Bunların içerisinde efendim Turşucu Hamdi de var, Berber Ahmet de var, Tandırcı Mehmet de var. Güzel olsun memleketin çocukları ama bunlar kafi değil. Ben derim ki belediye meclisi üyesi mesela farz edelim 30 tane ise bunun %10'u böyle seçim yolundan değil de bir şeyle, atamayla mı diyeyim, kontenjanla gelmeli. Bu %10 olan kimse, yani mesela 30 kişide 3 kişi doğuma büyüme Antalyalı olmalı. Bu da mühim. Yüksek tahsilli olmalı, dünya görüşü olmalı, kültürlü olmalı ve de yaşı 60'ı geçmiş olmalı. Ne diyorum size? Tecrübe. Bu 3 tanesi hiç olmazsa, bu 30 içerisinde, hani bir vakitler meclislerde ne vardı? Senatolar, işte onun gibi, o anlamda oluyor. Çok faydalı olur. Eğer ben, çok özür dilerim söylüyorum,
Yani bunlar söylenecek laflar değil ama artık söylemek zorundayım. Eğer ben böyle arkamdan kaptırıp da politikaya düşmeseydim, belediye reçeteli olmasaydım bugün Antalya'nın şahane Konyaaltı plajı petrol ofis depolarıyla dolu olacaktı. Bugün o Sheraton otellerinin, o piramitlerin, o şahane bulunduğu yerlerde Greider garajları olacaktı. İşte misal ortada. En güzel misal. Bunları vermek mecburiyetindeyim. Ayıp oluyor biliyorum ama bunları söylemek mecburiyet. İşte en güzel misal benim. Belediye reis vekili döneminden sonra 1964 yılında Atatürk anıtını yaptı. Yolculuğumuz şimdi de Konyaaltı sahillerinde. Sayın Akıl Topu, biraz önce Konyaaltı sahillerini gördüğünüz zaman heyecanlandınız. Neler söylemek istersiniz Konyaaltı sahilleri hakkında? Sonra Konyaaltı obalarını yaptınız 1957 tarihinde. Biraz Konyaaltı'ndan söz edelim isterseniz. İşte yavrum, işte Antalya'nın meşhur Konyaaltı plajı. İşte. İşte burası hakikaten bir cennet ve Antalya'nın bahçesindeki havuzu bu. Burası kiraya da verilmez. Burası satılmaz da. Antalya'nın kendi öz malı. Burada Antalyalı bundan 40 sene evvel arabacı Mustafa Paşa'dan balı donunla nasıl denize giriyorsa şimdi de Antalyalı burada denize girer. Burada tahtitler, sınırlamalar, yasaklamalar olmaz. Çünkü Antalya'nın kendi malı. Buraya belediye bir kapı yaptı. Estergon Kalesi diyorum ben. O kapıyı da ben orada beğenmedim. Bu Allah'ın yarattığı muazzam tabiata kapı mı yapılır canım? Bakalım o iş ne olacak? Şimdi bakın, mesela ben 1957'de belediye reis vekiliyken buraya tahta obalar yaptım sırayla böyle. Ve 30 sene Antalyalı bu obalarda hayatlarının en güzel yaz günlerini geçirdiler. Kimse unutmaz bu günleri. Sonradan yıkıldı. Bugün artık ne hale geldi. Yeni yeni şekiller yapılıyor. Demek istediğim nokta şu. Bu tabiat harikası, bu Konyaaltı plajı, arkasındaki şu muazzam falezler, karşısındaki dantel misali uzanıp giden tepesi karlı toroslar, yekpare bir tabiat harikası. Buraya dokunmamak lazım. Buraya aman çok dikkat etmek lazım. Hani bir laf vardır ya, kase-i favur bu. Bir yerine yanlış bir şey yaparsan hemen kırılır. Onun için belediye reislerine her zaman ikaz etmişimdir. Aman Konya altını betonla metonla sakın bu dünya harikası, bu güzel tabiatı bozmaya kalkmayalım. Bakın işte benim 57'de bu Konya altında yaptığım obaları gösteren resim şu. Bakın işte Konya altının, bu şimdi gördüğümüz bu Konya altının 57'deki görünüşü. Son derece tatlı bir hayat yaşandı burada. Antalyalılar buradaki yaşadıkları, 30 sene yaşadıkları yaz günlerinin hayatlarını unutmaları mümkün değil. Bunu ben burayı yaparken, burayı ben yaptırdım ustalarıma. Ben burayı yaparken, obaları yaparken gözüme ilişti arkada bir yer. Orman Beş Müdürü rahmetli oldu şimdi ya, Mehmet Yalçıner. Bana dedi ki, ya Akıl Topu dedi. Ben dedi 5 senedir belediye müracaat ediyorum dedi. Bizim programımızda akasya koruluğu yapma şeyi var dedi, vazifesi. Bana belediye bugüne kadar yer gösteremedi dediydi. Ben ustalara bu Konyaaltı obalarını yaptırırken şurada karşıyı gördüm. Ulan dedim, Mehmet Bey'in acaba istediği yer burası olur mu koruluk? Haber verdi, Mehmet Bey de geldi. Hah dedi, tam benim aradığım yer burası dedi. Ben de beraber gittik belediye reisi Hayret Şakrak'a. Anlattık. O da tabii dedi, hiçbir mahsuru yok dedi. Ve şu gördüğünüz 12 Eylül koruluğunu ben yaptırdım. Ama
bunda şeref payı Mehmet Yalçın Ayran. Bak. Ama bizim memleketimiz bir alem. Şimdi buraya, bu yere ağaçları diken ağaç servisi şefinin ismi verildi. Halbuki bu Mehmet Yalçın Ayran ismi verilmesi lazımdı. Bizde böyle oluyor maalesef esas şeyler. Yanlış işler yapıyoruz biz. Hep bunlar nereden geliyor? İşin başında Antalyalı olmayışından. Sayın Akıltopu, bir resim de var Konyaaltı obalarına ilişkin. Konyaaltı'nda bu obalarda yaşadığımız hayat böyleydi işte. Bak şimdi, kayınvalidem, hanım, çocuklar bu ahşap obalarından birinde. Böyle tatlı, basit, çok güzel, çok zevkli hayatımız yaşandı. Kaç tarihinde bu fotoğraf? Bu 57, 58, 59, 60'a kadar. Ne 60'a devam etti canım? Zannedersem bu 10-15 sene evvel yıkıldı bunlar. Yani bu 25-30 sene Antalyalı bu obalarda oba tutmak için birbirine giriyordu millet. Sonradan bu obaları ben biraz betona çevirdim. Birkaç değiştirdik. Daha genişledi, daha büyüdü. Bir ay burası bir başka basana bir alem. Bak şimdi bu gördüğüm böyle tabiat harikasına 1950 kaçta? 57'de petrol ofisi depolar yapmaya kalktıydı. Önledik bereket çok şükür. Almanların meşhur Krupp fabrikası şuraya 20 katlı otel yapıyor. Şuraya bakın. Olur mu bunlar? Ne diyorum size? Belediye meclislerinde doğma büyüme Antalyalı, yüksek tahsilli, dünya görgüsü olan, memleket tarafından sevilen, yaşı 60'ı geçmiş, tecrübeli insanlar da bulunsun. Bu insanlar bu memleketlerde böyle çok yanlış işlerin yapılmasını önleyebilir. Topu, kale kapısı, kale içi neresidir? Kale içinin dünü ve bugünü nasıl? Yorumlarınızı alalım. Şimdi evladım, işte kale, Antalya'nın çekirdeği burası. Yani aşağıdaki iskeleyle burası Antalya'nın çekirdeği. Şu arkamızda gördüğümüz yer kale kapısı. Bu şimdi bulunduğumuz yer kale kapısından tarihi kale içine girişlerden bir tanesi. Şu gördüğümüz yolun ismi Uzun Çarşı. Buradan böyle içeri giriyoruz. Şu Paşa Camisi. Buradan böyle artık kale içine giriyoruz. Kale içine giriyoruz demek ne demek biliyor musun? Antalya'nın çekirdeğine giriyoruz. Yani esas Antalya burası işte. Tabii iş yeri, ticaret yeri iskele. İkamet yeri, şey yeri burası. Bu kale içi binlerce sene evvel kurulmuş ya. Bu kale içinin ahalisi tabii Rumlar. Sonra da adalardan gelmiş olan Türkler, Kıbrıs'tan, Rodos'tan, İstanköy'den gelmiş olan, Arabistan'dan gelmiş olan Türkler. Bir de Toroslardan gelmiş Yörük ağaları da burada bulunuyor. Buranın ahalisini bunlar teşkil ediyor. Ama buradaki Rumlarla Araplar iskeleye hakimler. Oradan kestir. Denizle alakası hiç yok. Çocukluğunuzda kale içi nasıldı diye sorduk, o da şiirle cevap verdi. Dolaştım kale içinin dar sokaklarında.
Kokladım suya misafsabın çürümüş kokusunu. Yürüdüm güneşi yola düşürmeyen geniş saçakların altından. Gördüm avluda çamaşır dövülen mermer taşını. Duyar gibi oldum tokuş seslerini. Narlar yine sarkmıştı sokaklara. Yine konmuştu pestiganlar cumbalara. Dar sokaklar yine küf kokuyordu. Yine taşmıştı arıflara. Bu benim çocukluğumda hayalimde kalan kale içi. Sayın Akıl Topu, kale içinde Türk ve Rum evler arasındaki farkları anlatır mısınız? Bu tipik bir Türk konağı. Pancurları çakma kapaklı, cumbalar altında demirli değil, suvalı, saçaklar ahşap kaplamalı, üstü kiremitli. İşte ortada kapıya kimin geldiğini görmek için yapılmış çıkma, gözleme yeri. İşte bu bir Türkiye. Duvara dikkat ederseniz moloz ve arasında hatırlar var. Hiçbir zaman taraklanmış kesme taş duvar değil Rum evi gibi. İşte Rum evi. Şu evin ihtişamına bak, güzelliğine bak, şu evin basitliğine bak. Türk evlerinde en büyük vasıflardan biri de katların çok yüksek olması. Dikkat edin, katlar 4,5-5 metre yüksekliğindedir. Bu tipik bir Türk evi. İşte bu da Rum evi. Bak, pancura bak. Burada böyle pancur yok, kapak. Rum evinde pancur. Şu gördüğümüz bina devlet tarafından, sana da tarafından restore edilmiş. Fakat kale içi evleriyle alakası olmayan bir havaya büründürülmüş. Şu gördüğünüz pencereler, bu yeşiller Antalya kale içinde hiç olmamıştır. Antalya kale içinin pencereleri, pancurları hep tabii halindedir, kahverengidir. Bu ancak Boğaz içinde yalılarda vardır. Bizde güvendiğimiz devlet müesseselerde böyle yanlış işler yapıyor, insan üzülüyor. Yani bu, şimdi bu kale içine hiç yakışan bir şeyi var mı şunun? Yok. Ama bunu devlet yapıyor işte. Sayın Akıl Topu, bugünkü kale içi nasıl? Yeni kale içi nasıl? Şimdi sizin bir şiirinizi dinleyelim. Biraz evvel eski kale içini okudum. Şimdi bugünkü kale içinin görüntüsü. Yeni kale içi. Şairin dediği gibi ne kapalı çarşı ne kapalı kutu. Pansiyonları, dükkanları ile adeta turistik bir site. Otel yapmış evini Ahmedi Mehmedi Mustafa'sı. Sokaklarında dolaşıyor canlı Hansı Lolita'sı. Bir başka alem olmuş benim bildiğim kale içi. Bir başka alem olmuş ben görmeyeli buraları. İşte şuraya bak. Eski kale içi böyle miydi? Sayın Akıl Topu, kale içinin kurtarma planı hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi evvela şunu söylemek mecburiyetindeyim. Ben bu kale içinde 3 defa her biri bir ay sürmek suretiyle büyük araştırmalar yaptım. İlk yaptığım araştırma 1940'ta şurada şimdi Turban'ın restore ettiği Akların, Misistireli Ahmet Efendi'nin, ondan sonra İsmet Hanımların tarihi evlerini röleve ettim. Bunların resimlerini çektim. Mimar Sinan Üniversitesi'ne, Milli Mimari Şubesi'ne verdim. Orada onlar sonradan yangında yanmış. Daha sonra ikinci çalışmam, bundan 5-6 sene evvel, Hasan Subaşı rica etti benden. Kale içini kurtarma planını yapan Gönül Tankut ve heyet, profesör heyeti, kale içindeki kurtarma planının ne kadar başarılı olup olmadığı hakkında bir tetkike gelmişler. Subaşı dedi ki, sen bir kale içini dolaş da bu restorasyonlar kale içini kurtarma planını icap ettirdi restorasyonlar.
ne kadar başarılı oldu, iyi oldu mu, kötü oldu mu bir tetkik et, bana bir rapor ver de gelen heyete karşı mahcup olmayayım. Şey efendi. Ben de dolaştım, tetkik ettim, subaşına raporu verdim. Raporda neler vardı Sayın Akıltop? Dedim ki, kale içi kurtarma planına göre yapılan restorasyonlar başarılı, her ne kadar başarılı değilse de, arzu edilen bir ölçüde değilse de, yine de benim bana sorarsanız başarılı sayılır. Çünkü eğer bu kale içini kurtarma planı olmasaydı, kale içi ya benim çocukluğumda olduğu gibi yanıp kül olacaktı, yahut da 10 katlı apartmanlarla dolacaktı. Kale içinde restorasyon çalışması nasıl olmalı? Hükümet burada evi olan adama, sen evini restore etmiyorsun. Bu ne? Evi olan bakkal ise demin gittik, bu restorasyonu yaparken ne tarihi düşünür, ne sanatı düşünür. Cebine girecek parayı düşünür adam. Bu restorasyonları hiç olmazsa çok kıymetli, çok tarihi değeri yüksek olan bazı binaları hükümetin kendisinin yapması lazım. Şimdi Koç'un yaptığı gibi. Sizce kale içinde oteller, restoranlar, barlar olsun mu? Vallahi canlandırmak, turist çekmek için, tabii bu işin bir de turizm tarafı var, olsun da iyi bir kontrol altında bulunsun, disiplinli olsun. Bu kale içine, Antalya'ya zarar verecek, kötületecek bir durumda olmasın tabii. Çok mühim bu. Yani bunların iyi bir kontrol içerisinde yapılması lazım. Gelen turist ister çünkü bunları. Olabilir. Olabilir de bu iş disiplinli olsun. Kale içindeki yolculuğumuz burada son buluyor. Sıra geldi subaşı dönemine. Sayın Akıltopu, gelelim subaşı dönemine. Subaşı döneminde iyi yapılanlar neler, kötü yapılanlar neler? Evladım, 80 senelik Antalyalıyım. 80 senedir Antalya'dayım. Çok belediyeler gördüm. Çok belediye başkanları gördüm. Subaşı kadar bu memlekete güzel hizmetler yapanı görmedim. Bunu bir vicdan borcu olarak söylüyorum. Haşim İştan da çok güzel işler yaptı. Fakat subaşı bana kalırsa Haşim İştan'dan da daha iyi hizmetler yaptı. Bu arada hataları olmadı mı? Hatasız kul olmuyor. Hataları da oldu tabii. Şimdi subaşının yaptığı işlerden şöylece kısa da söyleyeyim. Bir kere şehrin göbeğindeki bir kasaba otogarı halindeki otogarı kaldırıp memleketin uygun bir yerine Türkiye'nin en modern otogarını nakletmesi, sebze meyve hallerini en modern şekilde inşa etmesi, ondan sonra falezlerin üstünde Sheraton Oteli'nin ilerisinde dünya çapında bir piramit kongre salonunun yapması, bunun yanında kültüre büyük hizmet veren AKM, Akdeniz sanat salonunu yapmış olması, Antalya'nın misafir odası dediğim Cumhuriyet Meydanı'nı, Tophane Parkı'nı Antalya'ya yakışır bir hale getirmiş olması büyük bir başarı. Bizim için subaşını unutmayacağımız olaylar. Bu arada subaşının artık ne kadar kabahati olur bilemeyeceğim. Bu işte tabii biraz mimarların da kabahatleri var. Antalya'nın meşhur sebze meyve alı hali, yani eski dönerciler çarşısını yaptırdı. Maalesef o çarşının yapılışı iyi olmadı bence de. O eski nostaljisini, çarşının eski havasını kaybetti. Adeta bir tayyare hangalı gibi, demir çelik atölyesi gibi oraya, o mevkiye yakışmayan bir bina oldu. Bunda subaşının ne kadar kabahati var artık onu da siz takdir edin. Ayrıca ben bu Konyaaltı çok hassas bir bölge. Bir oraya bir taş dikerken çok düşünmek lazım. Buraya yapmış olduğu köprüyü de Estargon Kalesi dedim ya. Ben bu tabiatı ikiye böldü. Efendim
Konyaaltı plajının o şeyini, doğallığını kaybettirdi diye tenkit ederim, yanlış bulurum. Şimdi bir de bir mevzu daha var. Şu şimdi caddemizden, bizim Konyaaltı Caddesi, Atatürk Caddesi'nden geçip eski mezbahanın olduğu yere giden tramvay da bu caddeye uygun değil. Bu cadde çünkü Antalya'nın tarihi, nostaljik bir caddesi. Bu caddenin yapısı da, tarihi de böyle bir şeye uygun değil ama yapıldı. Şimdi vatandaş da memnun, istifade ediyor. O bakımdan belki iyi tarafı var ama keşke bu araç, keşke bu uzun mesafe aracı bu tarihi caddeden değil de bunun üstündeki 100. yıldan geçip de Lara'ya gitseydi bence daha iyi olurdu derim. Şimdi bunları hep böyle gözümüzün önüne getirdiği vakit subaşını tebrik etmek lazım, unutmamak lazım. Çok güzel eserler yaptı. Hatta geçenlerde duyduk, bizim piramit şeyde, Belçika'da ödül almış. Ama herkesin olduğu gibi subaşının da tabii muhalifleri var. Bazı başka sebeplerden fikir şeyleri var, terslikleri var. Subaşıyı yerden yere çarptılar. Subaşı 10 senedir hiçbir iş yapmadı diyenler de oldu. Bu bir yukarıda Allah var. Yani bunları söyleyen de oluyor işte. Artık bir şey söyleyemezsin ki, herkes bir olmuyor ki. Benim söylediğim nokta, benim de tabiatım şu, doğruya doğru, eğriye eğri. Ben doğruya doğru, eğriye eğri dediğim için çok dost kaybettim. Çok düşman kazandım ama hiç pişman olmadım. Şimdi subaşı bak bu kadar methediyorum. Kusurunu da söylüyorum, yanlışını da söylüyorum bence. Ve böyle olmalı yani. Şahsi münasebetlerden gelen kızgınlıkları memleketin davalarına karıştırmamak lazım. O ayrı hikaye. Memleket meselesi ayrı. Evvela Antalya. Her şeyin başında Antalya. Ne Ahmet ne Mehmet. Ne subaşı ne gumbul. Ne şu partisi ne bu partisi. Antalya. Belgeselimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sıra geldi aldığı ödüllere. 3 Mart 1999 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi'nden ödül aldınız. Bu anınızı anlatır mısınız bize? Şimdi canım evladım. Bu senenin Şubat'ın sonundaydı galiba. Bir telefon, bir hanım sesi. Zaten erkek sesi oldu mu çıkmıyorum ben telefonlara. Hanım sesi. Hanım diyor ki, Tarık Akıltopu'nu arıyorum diyor. Benim kızım dedim. Burası İstanbul dedi. Mimar Sinan Üniversitesi dedi. Ana, hayırdır inşallah. Hiç Mimar Sinan Üniversitesi'yle 50 senedir şeyim olmamış. Efendim dedi, önümüzdeki Mart'ın 3'ünde dedi, bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nin, yani daha evvelki ismi Güzel Sanatlar Akademisi, ondan evvelki Osmanlı Devleti zamanındaki ismi Sanayi Mektebi Nefise-i Mektebi Alisi, Sanayi Nefise-i Mektebi Alisi'nin 116. yılıymış. Size dedi 3 Mart'ta ödül vereceğiz. Lütfen adresinizi söyleyin de davetiye gönderelim. Ben de şaşırdım yani. Sevindim, heyecanlandım. Hanıma dedim, hanım hazırlan, İstanbul'a gidiyoruz dedim. Uzatmayalım. Geldi, davetiye de geldi. Ağam biz 1 Mart'ta, ben hanımı aldım yanıma. Atladım uçağa, vardım İstanbul'a. Tam söyleyemedim. Başım da dönüyordu, kıçım da dönüyordu ama 50 seneden sonra vardım İstanbul'a, çıktım Beyoğlu'na. Can çekişen bir Beyoğlu çıktı karşıma. Şaşırttı beni gördüğüm bu acıklı manzara. Baktım dükkanlara, baktım insanlara. Benim kadar yakışıklı bir adam da çıkmadı karşıma da ya. O Beyoğlu'nun, benim bildiğim Beyoğlu'nun o acıklı halini görünce bu şiiri yazdım otelde. Uzatmayalım. 3 Mart oldu gittik. Pındıklı'da benim Mimar Sinan Üniversitesi'ne 50 seneden sonra gittim. Birkaç kişiyle salonu bilmem neyi öğrendik. Bir de tanıdık arkadaşlar çıktı, uzatmayalım. Kalabalık amfi falan. Sahnede rektör, işte benim gibi ödül verici başkaları da varmış. Bana geldi sıra, akıl topu durdular. Ben hanım da yanımda, ben indim şeyden, çıktım sahneye. Sahnede rektör bunu bana şey yaptı. Ben de
İstanbul'a gitmeden evvel kafamda bir şey düşündüm. Ulan dedim, bana bunlar ödül verecekler ya. Ben de Antalya'nın en kıymetli, güzel, renkli, büyütülmüş resimlerinden bir albüm yapayım. Onlarla ilgili şiirlerimi de koyayım. Güzel bir albüm teklif edeyim Mimar Sinan Üniversitesi'ne dedim. Yaptım. Bana bunu verdiler. Rektöre dedim ki, bu da benim size ödülüm dedim. Albümü verdim. Albümle beraber bugüne kadar yazdım. 3 tane şiir kitabımı da takdim ettim. Ve hemen arkasından da şu şiirimi okudum. Ne kadar önem verirse de maddiyata, onore edilmeye de ihtiyaç var insanlarda. Sağlık, varlık her ne kadar mutluluk getiriyorsa da bir ödülün, bir aferinin, hele 50 sene sonra hatırlanmış olmanın getirdiği mutluluk yine başka dedim. Salon yıkıldı. Zaten lafa başlamadan da salona sevgili İstanbullular, seyirciler, dinleyiciler, kardeşler, benim sıcak Antalya'mdan sizlere sıcak selamlar, sevgiler getirdim dedim. Bütün salon Antalya, Antalya diye coştu. Yani orada ben Antalya'yı temsil ettim. Antalya'nın namını, şanını korudum. Rektör de fark etti bunu. Mikrofonu aldı, dedi ki, bakın dedi, okulumuz neler yetiştirmiş dedi. 19 Nisan 1999'da bir ödül daha aldınız. Bu ödülden bahseder misiniz? Şimdi canım evladım, 3 Mart'ta İstanbul'a gittik ya, orada bir ödül aldık ya. Bu sene de ödülden nasıl açıldı nasibim. Nisan 19'unda bir davetiye, akademi, Akademi maskeli. Akademi maskeli balosu varmış. Akademi baloları da Türkiye'de çok meşhurdur. Ama Antalya'da şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Bizim bazı arkadaşlar bunu organize etmişler. İlk defa Antalya'da akademi balosu yapılıyor. Davet ettiler. Bunun için de İstanbul'dan 60 tane de kız gelmiş. Rektörün vekili de gelmiş. Muazzam salonda. Hakikaten müthiş bir balo yani. Bütün hanımlar, kızlar hep maskeli. Gittik. Masaya oturttular bizi. Karşımda Fikret Otyam da var. O da şeyden gelmiş. Uzatmayalım. Bir sürü gösteriler. O İstanbul'dan gelen hanımların tarihi Türk müziği şeyleri, konserleri. Ondan sonra sıra geldi bazı akademi mezunlarına ödül verme ve onlar konuşma yapıyor. Bana kısa geldi. Bana da ödül, şu ödülü verdiler. Tabii ben mikrofona elime geçirince başladım biraz şiir okuma, biraz da kendimden bahsetme. Böyle bir sohbet havasındayken elimde mikrofon, karşıma güzel bir hanım geldi. Beyefendi dedi, biraz evvel konuştunuz dedi, yaşınız 80'miş dedi. Bu sene 18 Mart'ta kediler dama çıkınca 81 oldu diyorsunuz dedi. Ama sizi bakıyorum çok hayata bağlısınız dedi. Bunun sebebi ne dedi? Merak ettim dedi kadın. Sahneye geldi. Evladım, kızım dedim, bunun dedim 3 sebebi var. Bir, ben dedim insanları seviyorum. İki, Antalya'mı çok seviyorum dedim. Üç, tabiatı, doğayı çok seviyorum dedim. Bir şey daha seviyorum da söyleme utanıyorum dedim. Avratları da seviyorum dedim. Salon yerlere yattım kahkahadan. 9 Temmuz 1999 tarihinde Ansan'da bir ödül daha aldım. Ansan'dan çağırdılar bana. Dediler ki, bir konuşma yapmanı rica ediyoruz. Ayrıca biz size bir onur ödülü ve derneğimize de onur üyesi olarak sizi kaydedeceğiz. Onur ödülü vereceğiz dediler. Ben de onun üzerine bir güzel yazı yazdım, çerçevelettim. Onlara hediye götürdüm. O yazı nasıldı, yanıma almadım ya. Şöyle bir yazı galiba. Bir milletin
efendim uygarlığına iki sebep varsa, uygarlığında iki sebep varsa birisi muhakkak sanattır. Bir milletin medenileşmesine, ileri olmasına yardım eden iki konu varsa birisi mesela ilim filansa biri de sanattır dedim. İkinci sanat. Sanatçı saygı duyarlı olacak insandır diye böyle bir atasözü gibi bir yazı çerçevelettim derdim. Çok memnun oldular, hoşlarına gitti. Ondan sonra da Antalya'yı anlattım, şiirler okudum ve memnun oldular. Bana da onlar da beni hem onur üyesi kaydettiler hem de bir onur plaketi takdim ettiler. Memnun olduk, mutlu olduk. Tarık Akıltopu 80 senenin Antalya'sını bizlere anlattı. Şimdi sıra ailesine geldi. Ailesi Tarık Akıltopu'nu nasıl anlatıyor hep birlikte izliyoruz. Değerli izleyenler, yanımızda politika dünyasının ünlü ismi Sayın Deniz Baykal var. Deniz Baykal Tarık Akıltopu'nun bacana oluyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan kendisinden dinleyelim. Tarık Akıltopu burada yaşayan en tam Antalyalı kim diye sorulsa en doğru cevap olarak önerilecek insandır. Şu anda Antalya'da yaşayan insanların içinde gerçek, tam bir Antalyalı ararsanız Tarık Akıltopu'nu bulursunuz. Bu sadece Akıltopu'nun Antalya'da çok uzun süre yaşamış olmasından kaynaklanmıyor. Antalya'nın küçük bir kasaba olduğu günlerden bugünlere kadar yaşadığı bütün dönemleri içinden ve Antalya'yı seven bir insan olarak yaşadı. Bugün kentler hızla değişiyor, yenileniyor ve bu değişme, yenileşme ile birlikte bazen çok değerli kazanımlar sağlanıyor, bazen de çok önemli kayıplar ortaya çıkıyor. Kent kimliği, kent kişiliği hızla değişiyor. Bunu birilerinin sahiplenmesi, ortaya koyması, yeni kuşaklara anlatması, tanıtması ihtiyacı var. Burada bunu en iyi yapabilecek insan Tarık Akıltopu. Çünkü Antalya'yı bütün bu dönemleriyle çok yakından yaşadı. Sevabıyla, günahıyla bu değişimin bir parçası oldu. Ve şimdi yaşının da verdiği olgunlukla Antalya'yı en doğru şekilde tarif edebiliyor. Artık geçmiş dönemin bugün nostaljik bir ilgi konusu olabilecek yaşam biçimlerini, kişilerine önde gelen insanlarını, onların kendi aralarındaki şakalarını, esnafını, sanatkarını, iskelesini, iskeleden işte merkeplerle su taşıyarak Antalya'nın ihtiyacını karşılayan kimseleri isim isim çok iyi hatırlıyor ve bunu bütün Antalyalıyla paylaşıyor. Son dönemde Tarık Akıltopu hepimizi çok sevindiren bir biçimde bu birikimini çok çarpıcı bir yönle ortaya koyuyor. Şiir yazıyor. Bu şiirlerinin temelinde derin bir Antalya sevgisi var. Antalya kültürü bilgisi var. Antalya'nın tarihi var. Her şeyi var. Ve bunu da çok güzel bir şekilde ifade ediyor ve herkesle paylaşıyor. Böylece Antalya'nın kimliğinin unutulmamasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına ve en önemli yönlerinin ortaya konulmasına, bütün bu değişimin içinde Antalya'nın özünün, mayasının kaybolmamasına çok büyük bir katkı yapıyor ve bundan ben büyük bir sevinç duyuyorum. Çünkü demin de söylediğim gibi kimlikler kayboluyor, kent kimlikleri kayboluyor. Sadece bina yığınlarından ibaret gibi anlaşılıyor. Antalya'da bunu yapmaya ihtiyaç var. Bunu da yapacak en iyi insan Tarık Akıltopu. Tarık Akıltopu'nun bu yönünü biz tabii onun yakın çevresinde beraber yaşayan dostları olarak çok iyi biliyorduk. Şimdi bunu herkesle paylaşmış olması çok güzel. Sizi de kutlarım. Bir belgesel düzenleyerek bence çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Antalya gibi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kentlerinden birisinin
kimliğini, kültürünü, yakın tarihini ve bugününü bilgiyle ve sevgiyle kucaklayan bir insan aracılığıyla kamuoyuna bunu yansıtıyorsunuz. Böylece hem Antalya kimliğine bir katkı yapıyorsunuz, hem Antalya kültürüne de bir katkı yapıyorsunuz. Siz de kutlarım. Çok bence fevkalade önemli, değerli bir çalışma bu. Ben de bu çalışmanın içinde şimdi bir figüran olarak yer almış bulunuyorum. Estağfurullah. Yok, sevinçle, mutlulukla bunu yapıyorum. Şimdi başrolde Tarık Akıltopu. Biz de onun yanında onun şakalarını, sohbetlerini yıllarca zevkle dinlemiş insanlar olarak bunu ifade ediyoruz. Tarık'ın bu yönünü ben yıllar önce, sanıyorum 1960'lı yıllarda, Konya altında, o zamanki obalarda yaşarken keşfetmiştim. Aileye işte yeni girmiş bir damat olarak Tarık'la böyle yan yana obalarda kalırdık. Konya altında o zaman. Kendi yaptığı obalarda? Sen mi yapmıştın Tarık o zaman? Ha, o obalarda, o hasır obalar. Yani Antalya'nın ekolojisine, iklimine fevkalade uygundu. Serin, rahat, gölgeli. Yani baktığın zaman burada insanlar ne yaşıyorlar, burada hiçbir medeniyet yok falan denilir ama çok farklı bir ortam vardı ve bir kolektif yaşam vardı. Bir arasla denilirdi orada. Ve aylar önceden çeşitli aileler bir arada kalabilmek için belediyenin ihalesine birlikte girerlerdi. Biz yan yana olmak istiyoruz diye işte ücretlerini yatırırlar, kura çekilir ve olabildiğince belli aileler yan yana olurlardı. Tarık tabii en gözde insanlardan birisiydi. Herkes onlarla beraber olmak isterdi. Biz de yan yana olurduk. Şakalarıyla, anlattıklarıyla, işte gözlemleriyle o zamandan Tarık'ın içindeki cevheri ben sezmeye başlamıştım. Ama 70'inden sonra şair oldu. 80'inden sonra artık bir atılım daha yapacak herhalde. Her şeyi yapacağına inanıyorum. Böyle bir programda Tarık hakkında bunları söylemek imkanını bana verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Son olarak şey soracağım, Tarık Akıltopu ile unutamadığınız bir anınız var mı? O çok, yani şu anda hemen böyle anlatmakta çok becerikli olduğumu söyleyemem ama yani şimdi Antalyalı'nın tanıdığı o ilgi çekici Tarık Akıltopu'nu yıllardır biz yaşıyoruz, zevkle yaşıyoruz. Her buluşma anlatmaya değer bir olay niteliğinde. Birisini anlatırsak diğerine saygısızlık olur diyorsunuz. Olabilir, evet. Değerli izleyenler, Tarık Akıltopu'nun en büyük oğlu Haluk Bey'le birlikteyiz. Haluk Bey, sizi dinleyelim. Tarık Akıltopu kimdir? Her şeyden önce babam. Ama ondan önemlisi bence hayatı keyifle, heyecanla yaşamasını keşfettiği ve bunu uyguladığı açısından benim için önemli. Çok daha öncelerden de bana o konuda örnek olmuştu. Çok daha gençken çok daha heyecanlı, daha hareketli bir hayatı vardı. Bir ara şey geçirdi, sarılık geçirdi. O zamanki yaklaşımını biliyorum. Yani bütün bu hayatın ne demek olduğunu sorgulamaya kalktı. Ve çok da pek manalı, bu kadar hayatı ciddiye almanın, bu kadar üzerine gitmenin gerekli olmadığını anlayabildim. Ben de o sıralarda acaba hayata hangi yönden asılmam gerekir, hangi yönden bakmam gerekirin sorusunu arıyordum. Zaten hayata bulutlardan bakmayı öğrendiniz. Ondan sonra öylesine bakmayı öğrendim. Ve daha keyifli yaşamak için, daha heyecanlı yaşamak için, zevk alabilmek için dünyaya bir bakış açısının ne olması gerektiğini. Babam onu çok güzel keşfetti ve onun keyfini çıkardığını hissediyorum. Sizin unutamadığınız bir anınız var mı babanızla birlikte paylaştığınız? Çok küçükken bir anım var. O zaman da ne kadar küçük olduğumuzu anlıyorum. Bir yaramazlık yapmıştık. Annem otorite olarak babama şikayet etti. Tabii biz de babamızın korkusuyla, bizi dövmezdi ama gene de baba korkusu, somyanın altında bir yere kaçtık kardeşimle beraber. Babam eliyle bizi yakalayamadı. O kadar da küçük olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi kedi yavrusu gibi.
Sonra bir kere de Station bir Ford arabamız vardı. Arka tarafında kocaman bir yatağı var. O yatağın üzerinde biz yatarak Afyon'a falan Konya'ya seyahate çıkmıştık. Bir Volkswagen arabamız vardı, kaplumbağa. Geçenlerde bindim. Ben o arabayı çok büyük zannederdim. Sadece benim sığabileceğim kadar bir öyle güzel anılar var. Zaten en güzel şeyler sanıyorum insanın 6, 7, 8 yaşlarında hatırlayabildiği zamanlarda. Daha sonra askerlik anıları var. Daha sonra da hayatın sonuna doğru o huzur, o keyif aldığı günler var. Bunların hepsinin de sebebi ileriye dönük endişelerin, geriye dönük özlemlerin olmadığı anın yaşandığı günler. O açıdan babamın kıskanılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Sevgili seyirciler, Tarık Akıltopu'nun küçük oğlu Selçuk Bey ile birlikteyiz. Selçuk Bey, babanızı size soralım bakalım. Babanızı nasıl tanımlarsınız? Vallahi tabii bu zor bir soru herhalde bir oğula sorulacak. Ben ikiye ayırmak istiyorum. 70 yaşına kadar iyi bir baba, saygın bir Antalyalı, iyi bir mimar olarak tanıdım, tanıdık. Ama 70 yaşından sonra öyle bir misyon yüklendi ki onu tarif etmek biraz zor. Ben birazcık öyle fıçısında yaşayan Diyojen psikolojisi, birazcık yel değirmenlerine saldıran Don Kişotvari bir yaklaşım. Ama sonuçta Antalya'ya olan bağıyla yaşayan ve dediğim gibi zor bir misyonu yüklenmiş bir insan görüyorum karşımda. Ve ben aslında soruyu biraz tersten almak istiyorum. Selçuk Akıltopu kimdir dediğim zaman 45 yaşında ben hala Tarık Akıltopu'nun oğluyum. Öyle bir renkte sima ki ancak kendimi öyle tanıtabiliyorum. Bu aslında gurur verici bir şey tabii. Böyle tanımlayabiliyorum. Sizin unutamadığınız bir anınız var mı babanızla birlikte paylaştığınız? Valla babamla ben küçük yaştan beri herhalde mimariye merakımdan hep gider babamın bürosunda çizimler yapmaya çalışırdım. Onun kalemlerini temizlemeye çalışırdım. İşte onlarla oynamaya çalışırdım. Fakat babam o kadar yumuşak tavırlı bir insandır ki biz babamdan bir dayak yemedik. Benim Konya altında şeye denize üstümdeki elbiselerle atlamamdan dolayı popoma yediğim bir tokat var. En korkunç anım bu. Yani. Değerli izleyenler, şimdi de Tarık Akıltopu'nun kızı Sema Hanım'la birlikteyiz. Tarık Akıltopu'yu ona soracağız. Evet, Tarık Akıltopu'yu sizden dinleyelim. Babam tabii abilerim erkek olarak tanımladılar. Ben kız çocuğu olarak belki daha farklı gözlemlerde bulunmuş olabilirim. Babam da çocukluğumda en çok hayran olduğum şey mimar olmasından gelen bir şey herhalde. Renkli boyalarla falan yaptığı evler böyle bir özenti olmuştu. Hep mimar olmak istemiştim. Ya da bir mimarla evlenmek istemiştim. Büyüme çağına gelince babam da en çok hoşuma giden şeylerden biri. Bize karşı hep arkadaşlarım babalarından şikayetlerini dinlediğim zaman benim babamda olmayan şeylerdi. Gayet rahattı, özgür yetiştirdi. Bizlere böyle bana karşı hiçbir deli baba gibi böyle tepkileri olmadı. Onu yapma, bunu yapma. Ben iki erkek kardeşimin arasında hiçbir zaman kız olduğumu hissederek büyümedim. Son derece eşit ve rahat büyüdüm. O açıdan babama her zaman teşekkür ederim. Ona o yanlarıyla sonra büyüdükten sonra da tabii babamın bu şiir merakı falan beni son derece gururlandırdı. Babamın yaptığı şeylerden her zaman ben onu hep bir model olarak gördüm, kız olarak herhalde. Yani hiç abimlerim de dediği gibi son derece yani bize karşı hiçbir saldırgan, dayak falan gibi bir şeylere hiçbir zaman girmedi. O yönleri çok belirgin, önemli yanlarıdır. Çünkü çok arkadaşlarımla konuşurken falan duyardım ve bunlar bana çok garip gelirdi. Bizim evde olmayan şeylerdi. Bir kız çocuğu olarak benim için çok önemliydi. Sizin unutamadığınız bir anınız var herhalde. Babamla
unutamadığım bir anım şöyle. Küçükken anne babamın çok işleri oluyordu. Anneme demiş bir kağıtlar bir şey kalemler bırakmıştı. Bir ev planı bir şeyler çiz bana fikir olur yani. Sen de kadın olarak nasıl bir şey istersin bir şeyler yap demiştim. Annem de çok bozulmuş ve ben şimdi ne yapacağım bu işten hiç anlamam diye kalemlerle masanın üzerinde oturuyor ve bana niye böyle bir iş verdi nasıl yaparım diye düşünüyordu. Ben de o zaman ağlaya ağlaya ben ev yapmasını biliyorum. Bana bırak yaparım diye. Annem de sen yapamazsın. Sonunda neyse bir kalem kağıt vermişti. Ben de öyle uydurup bir ev çizmiştim. İşte ev böyle yapılır falan diye. Şimdi düşündüğüm zaman hep gülerim onu. Değerli izleyenler, şu an Tarık Akıltopu'nun eşiyle birlikteyiz. Bakalım o ne söyleyecek? Evet, Tarık Akıltopu kimdir? Tarık Akıltopu hakkında neler söylemek istersiniz? Hayatı paylaştınız. Evet, siz dinliyoruz. 46 senelik evliyiz. Bu süre zarfında tabii insanın iyi günleri de kötü günleri de oluyor. Ama iyi günlerimiz daima ağır bastı. Beni son derece rahat bıraktı, serbest bıraktı. Ta o dönemde ben araba kullanırdım. Antalya'da ilk kullanan hanımlardan biriyim. Onu kullanmama ön ayak oldu. Pazar işleri her zaman benim üzerimdeydi. Antalya'da azıcık ayıplarlardı da pazar işini yaptığım için o dönemde. Şimdi gerçi bütün hanımlar yapıyor. Ama ben sabahları gider alışverişimi yapar dönerdim. Her zaman rahat ve serbesttim. Öyle sıkmadı. Çocuklarına düşkün, evine düşkün bir insan olarak biliyorum. Tanıyorum. Anılarınızdan bahseder misiniz? İlginç anılarınızdan, unutamadığınız. Tabii bir sürü anılar var da neler söyleyelim. Mesela bir gün Konya, Ankara yolu üzerindeyiz. Büyük bir station arabamız vardı ve ilk defa 170'e falan çıktı. O dönemde öyle sürat falan yoktu. Şimdi gerçi 200'de geçiyor herkes de. Bomboş bir yol, yeni açılmış, geniş bir yol. Araba su kaynattı yolda. Bilemedik de arabayı durdurduk. Kapağı açınca büyük bir şeyle su yukarıya fışkırdı. Çok büyük bir tehlike ve korku atlatmıştık. Onu hatırlıyorum. Sayın Akıltopu, belgeselimizin başında bir ön konuşmanız vardı. Belgeselimizin sonunda da düşüncelerinizi alabilir miyiz? Efendim, kapanışta şöyle konuşmak isterim. Bugün eşimle, iki oğlum bir kızım, üç çocuğumla ve torunlarımla mutlu olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bunun için de Tanrı'ma şükrederim. Şu günlerde hayatımda şikayet ettiğim bir konu var. O da kız arkadaşlarım rahat bırakmıyor beni. Ben onlar zamanlı zamansız öpüyorlar, öpsünler o da mühim değil de içlerinden gripliler de öpüyor, başıma dert oluyor. Tek şikayetim bu, bunun dışında hiçbir şikayetim yok. Şimdi yeni bir moda çıkardım, beni öpmeye gelenlerden sağlık raporu istiyor. Başka çare yok. Başım derde geliyor. Bir kere böyle oldu da öyle bir grip oldum ki... Akdeniz Üniversitesi'nde başhekim dahiliye mütehassısı Mustafa Bey muayene etti. Eyvah dedim ben ciğerlere herhalde tesir etti dedim. Neyse adam dedi ki yok dedi korkulacak bir şey yok dedi rahatladım. Reçete yazmaya başladı adam. Reçeteyi yazarken işte bir muziplik olacak ya. Doktor dedim yahu ben dedim sana bir şey söyleyecektim de utandım dedim söyleme. Söyle söyle dedi. Tıpta dedi utanma mı olurmuş hiç dedi. Ben dedim bu gribe tutulmadan evvel gripli iki güzel hanım öptüydü beni dedim. Doktor bir duraladı, ayağa kalktı. Be birader kardeşim dedi. Şunu başından söylesene dedi. Az kalsın yanlış ilaç yazıyordum dedi. Yazdığı reçeteyi yırttı. Yeni bir reçete yazdı bana verdi. Baktım reçetede şöyle yazıyor. Bir daha kendini öptürme güzellere diyor. Ben de bu reçeteyi aldım, çerçevelettim, astım. Tarık Akıltopu'nun Baba Nasihatı şiiriyle belgeselimize veda ediyoruz. Antalyalım kardeşim, biz yaptık siz yapmayın. Eski hataları tekrarlamayın. Antalya ana şehir oldukça büyüdü.
yakında uyduları olacak. Banliyöler kurulacak. Hesabını kitabını ona göre yap. Ciddi araştırmalar yaptır uzmanlara. Master planlarını dikkatle hazırla. Şehirde yeşil azaldı, bahçeler beton oldu diye üzül ama çok yayıldı diye üzülme. Artık evine yaya gitme devri geçti. Vasıta ile gideceksin mutlaka. Evin ha Yeniköy'de olmuş ha Hurma'da. Ha Topçular'da olmuş ha Aksu'da. Kaybedeceğin zaman 10 dakika. Önem ver yollara, trafiğe, ulaşıma. İleride büyük dertler açabilir başına. Önem ver yeşil alanlara, kıyılara, falezlerin üstüne, halkın yararına, seyrek olmak şartıyla sosyal tesisler yaptır ama apartmanlar yaptırma. 1 milyonluk Antalyalıyı içeride hapis ettirme. Denize hasret bırakma. Sakız hapishane için, sakın hapishane için falezlerin üzerinde yer ayırma. Yarın Akdeniz fuarı için yer bulamazsın. Şehirde mesafeli gökdelenler yaptır ama rüzgarları kesen bitişik nizam, duvar gibi binalar yaptırma. Antalya'yı iyi parselle. Neyin nereye konacağını iyi düşün. Bu kıymetli kumaşı ziyan etme.